Peki değerli arkadaşlar, 2020'nin Ramazan Bayramı arifesinde Daima Okur Atölyesi'nde Mikita Brodmann'ın Okuma İlleti kitabından bir bölümü, 5. bölümü sanırım, bölüm numarasını da unutuyorum ben ama konuşmak üzere toplanmış bulunuyoruz. Evet, 5. bölüm, satır araları bölümü. Mikita Brodmann kitabının alt başlığına yalnız başına yapılan ahlaksızlık ismini veriyor. Çok da hoş bir isim. Kendisi psikolog, aslında psikoloji üzerine çalışıyor. Korku filmleri üzerine vesaire yaptığı çalışmalar da var İngiltere'de. Fakat disiplinler arası bir yaklaşım benimsediği için edebiyata dair de birçok böyle çıkarımı ve notu var. Ben bu bölümü okuduktan sonra kafamda şöyle bir isim belirdi. Yazarla okur arasındaki Sırat Köprüsü dedim ben buraya. Neden? Şimdi bir yazar metnini inşa ediyor. Metnini inşa ettikten sonra okurların karşısına çıkıyor. Fakat yazarla okur arasında her zaman hassas bir mesafe var. Bu mesafe tam olarak kapatılamıyor. Çünkü yazarın anlatmak istedikleriyle okurun aldıkları arasında elbette ki bir makas var. Bazen bu makas çok dar olabiliyor. Bazen çok geniş olabiliyor. Özellikle çok katmanlı metinlerde bunu çok yaşıyoruz. Bölümün başında Mikita Brodmann'ın Nabokov'un sinestetik düşünebildiği, harfleri ve sözcükleri gösterileştirerek algıladığını söylüyor. Buradan başlıyor. Buradan aslında okur yazarlık konusuna bağlayacak. Ama ismini anmışken Nabokov'dan biraz bahsetmek lazım. Kendisi bir Rusya'da ihtilal olunca yurt dışına göçmek zorunda kalmış bir Rus aristokrat ailesine mensup. 1919'da Rusya'yı terk ediyorlar. Akabinde eğitim hayatını tamamladıktan sonra Harvard'da ve Cambridge gibi, Cornell gibi büyük üniversitelerde edebiyat derslerine giriyor. Karşılaştırmalı edebiyat dersleri veriyor. En ilginç özelliği edebiyat dünyasında, camiasında Dostoyevski karşıtlığıyla tanınıyor olması. Bu çok ilginç bir özellik. Biliyorsunuz Dostoyevski dünyada en çok okunan, romanları dünyanın en çok diline çevrilen yazarlarından birisi. Fakat Nabokov bu Dostoyevski'ye biraz karşı çıkıyor. Özellikle Lolita isminde bir romanı var. 1955'te yayınlanmış. Lolita romanıyla tanınan bir yazar Nabokov. Beyaz ırktan dul bir erkeğin itirafları alt başlığıyla yayınlıyor. Humbert bir profesör. Genç bir kıza ilgi duyuyor. Orta yaşlı bir profesör. Genç bir kıza ilgi duyuyor. Ve bu ilgi üzerinden trajikomik bir hikaye geliştiriyor. Nabokov'un roman anlayışına göre burası çok önemli. Bizim kitapla da bağlantılı olan yer burası. Okurun kitaptaki kahramanlarla özdeşleşmesi yanlıştır. Yani bir bağ kurmak, özdeşim kurmak. Ariston'un poetikasında katarsis olarak tanımladığı durum çok hoş karşılanmıyor Nabokov tarafından. Bu biraz onun sanat anlayışıyla da ilgili. Çok hoş bir YouTube'da çeviri videosu var. Oradan görebilirsiniz. Ona göre sanat güzellik ve acımadan ibaret. Güzelliğin olduğu yerde acıma da vardır diyor. Güzellik sonludur. Oradaki o Lolita imgesi, genç kız güzelliği imgesi de nihayetinde sonlu bir imge. Ve onu değerli kılan şey budur diyor. Çünkü güzellik sonlu olduğu için tükenir, biter ve ölür. Güzellik daima ölür ve onunla birlikte biçim de ölür diyor. Aslında bu hayatında bir nevi özeti gibi. Bölümün devamında çok hoş bir yargı vardı. O yargıyı ben çok sevdim. İnsanlar dillerini akıcı olarak konuşabilirler ama bir noktada o dile yabancılaşırlar diyor. Dil biliminde de bizim üzerinde çok durduğumuz bir ilkedir bu. Kendi ana dilinizi düşünün. İşte konuşabiliyoruz, anlayabiliyoruz. Bu dille yazılan metinleri okuyabiliyoruz. Onları da anlayabiliyoruz. Ama dil mekanizmasının nasıl işlediğini düşünmeye başladığımızda o kuralların sebebini bilmediğimizi fark ediyoruz. Çünkü dil kurallarının başlangıç sebeplerini bilmek, bulmak, anlamak tam anlamıyla mümkün değildir. Albert Manguel'in Kelimeler Şehri diye bir deneme kitabı var. Çok hoş denemeler vardır. Manguel'in kalemiyle tanışmanızı isterim. Mutlaka öneririm. Orada şöyle diyor. Dil bizim ortak paydamızdır. Dil isimlendirmekle kalmaz, gerçekliği de inşa eder. Aslında bir yazarın yaptığı da bu. Yani Dostoyevski'den, Tolstoy'dan, Hemingway'den, Steinbeck'ten dünyanın bütün yazarlarını ele alalım. Yazarın yaptığı şey bir gerçeklik inşa etmek ve bizi o gerçekliğin içine davet etmek. Böylece yazar mesajını okura kurgusal bir atmosfer içerisinde verebilme şansını yaşıyor.
Yani biz evimizde otururken aslında kitabın kapağını açtığımızda başka bir dünyaya geçiş kapısını da açmış oluyoruz. Bu şekilde o dünyaya geçip orada göreceklerimizi görüp geri çekiliyoruz. Yine Manguel'in çok enteresan bir tespiti var. Bu çok da güzel bir şey. Bu öküzün ağası var, Barry Sanders'ın. Orada da işlenen bir konudur. Yazının icadı biliyorsunuz aslında muhasebeciler tarafından yapılıyor. Sümerli muhasebeciler vergileri ve şeylere, tapınaklara yapılan bağışları kayıt altına almak için yazıyı geliştiriyorlar. Yazı ondan sonra başlıyor. Yani aslında yazının varoluş sebebi ekonomik bir sebep. Fakat biz bugün yazıyı herhalde en çok kurgusal anlamda kullanıyoruz. Yine dille edebi metin arasındaki ilişkiye milattan önceki yüzyıllarda yaşamış, tam olarak şimdi aklımda değil, Bahar Trihari var. Ben o yargıyı da çok severim. O diyor ki kelimeleri biz yaratmayız, kelimeler bizi yaratır diyor. Yani kullandığımız sözcükler aslında bizi şekillendiriyor. Bunun kutsal metinlerde birçok karşılığı olduğunu görürsünüz. Mesela Kitab-ı Mukaddes de önce söz vardı diye başlar. Kur'an-ı Kerim'de de işte kün feyekün diye ifade ediliyor. Tasavvufta bunun üzerine çok durulur. Allah ol dedi ve oldu. Yani her şey bir sözle başladı aslında. Kainatın varoluşu, insanın varoluşunu başlatan şey bir söz. Dil bize kim olduğumuzu anlatmaya çalışan hikaye anlatıcısına ses verir. Diyor ki bu bence son derece önemli. Hikaye anlatıcısının o zaman görevi ne? Bir roman yazarının, hikaye yazarının ya da bir şairin bize kim olduğumuzu anlatmak, kim olduğumuzla ilgili bir deneyim yaşatmak ve kim olduğumuzla ilgili bu deneyimi yaşatırken dilden yararlanıyor. Bunun başka bir yolu yok. Yine bölümün devamında okuryazarlık üzerinde ciddi anlamda durduğunu görüyoruz. Bu bize garip gelebilir. Biz okuma yazma bilmeyen insanlarla pek karşılaşmıyoruz. Çevremizde var ama Avrupa'da, Amerika'da özür dilerim, bu çok aslında ciddi bir sorun. Birçok insan okuma yazma bilmiyor. Göçmenler ülkesi olduğu için İngilizceye hakim olmayan birçok insan yaşıyor orada. Yine burada dikkat çekici bir şey var. Okuma yazma eğitimi dediğimiz eğitim modern dünyanın ve modern eğitimin köşe taşlarından birisi. Bir düşünün, okul hayatının en önemli ama en önemli kısmı ve amacı da bu zaten, insanlara okuma yazma öğretmek. Barry Sanders'ın o Öküzün Ağası kitabından bahsetmiştim. O çok güzel bir kitap. Yazının icadından başlayarak 80'li yılların sonuna kadar kültür ve sanat dünyasındaki macerayı anlatıyor. Ve teknolojinin eğitime zararlarını da anlatıyor daha o yıllarda. Pulitzer ödülü almış bir kitap o. Mutlaka okuyun derim, okumayanlar varsa. O diyor ki göz sürekli olarak deneyim arar ve görme alanının içinde kalan her şeyi yakalar. Gerçeği deşifre edebilmek için gördüğü her şeyi ayrı ayrı parçalara bölmek zorundadır. Bu ayrı ayrı parçalar nedir? İşte kitapta gördüğümüz kelimelerdir. Eskiden kelimeler arasında boşluk yoktu. Paragraf kavramı da yoktu. Modern hayatla birlikte bu kelimeler arasında boşluk koymayı, metni paragraflara ayırmayı öğrendik. Bölümleri ayırmayı öğrendik. Çünkü parçalamadan anlayamıyoruz. Bu parçalara bölme işi son derece önemli. Çünkü kelimeler arasındaki boşluklar o kelimeleri görünür kılıyor. İşte metnin başında Nabokov'un kelimeleri, cümleleri görüntüler olarak algılayan sinestetik bir zekaya sahip olduğunu söylerken de aslında anlattığı şey buydu. Matematik, fen, sosyal bilimler gibi bütün bilimler de aynı mantıkla ilerliyor. Bütünü parçalara bölüyoruz. Çünkü parçalara bölmeden algılamamız mümkün değil. Yine o kitapta çok özel bir yargı var. Bu yargı bence hepimizi ilgilendiriyor. 90'ların başında yapılmış bir araştırmadan bahsediyor. İnsanların %10'u basılan kitapların %70'ini okuyormuş. Bakın, bütün kitapların %70'ini insanların sadece %10'u okuyor. Aslında entelektüel kesim, okuyan, yazan kesim, gerçek manada nitelikli okur yazar kesim bu %10. Geri kalanların çok da aslında umurunda değil edebiyat. Bunu da belki düşünmek gerekiyor. Özellikle okuma yazmanın ve metin üzerinden okuyup anlamanın soyut kategoriler halinde düşünmemize destek sağladığını da yine aynı şekilde biliyoruz. Bu da son derece önemli bir şey. Yine bu kitapta vardı o. Gelişmiş okuryazarlığı, gelişmiş bir beyinle ilişkilendirme eğiliminden bahsediyordu. Yani tırnak içinde profesyonel okuryazarların, nitelikli okuryazarların, okumayı hayatının içinde önemli bir yere koyan, ona mesai harcayan insanların kendini daha zeki hissettiğini söylüyordu. Bu şöyle biraz olumsuz bir yargı gibi gelebilir. Ama bu eleştiriyi de belki dikkate almak gerekiyor.
Bizi diğerlerinden ayıran şey ne? Muhtemelen zekamız değil, ilgilerimiz ve yine vakit kalırsa size bir yazıdan bahsedeceğim. Modern dünyada son 200 yıldır insanların empati dairesi müthiş oranda genişlemiş. Bununla alakalı bilimsel veriler var. Ve araştırıyorlar, düşünüyorlar. Yani nasıl insanlar daha empatik düşünmeye başladı? Görüyorlar ki edebiyatın kitleselleşmesiyle bağlantılı. Son 200 yıldır olan şey aslında bu dünyada. Edebiyat kitleselleşiyor. Bu son derece önemli bir şey. Burada yine yazarla tanışma bağlamı vardı. Kahramanınızla tanışmayın diye bir özdeyişten, bir deyimden bahsediyordu orada. Evet, bunu edebiyat dünyasıyla öyle ya da böyle ilişki halinde olan birçok insan söyleyebilir. Birazdan onu İsmail Hocam'a soracağım mesela. Hasan Ali Toptaş'la ilgili bir şey paylaşmıştı İsmail Hocam. Şimdi kahramanımız olan yazarlar var. Onunla tanışınca acaba zihnimizde ona dair kurduğumuz algı ne olacak? Çünkü yazarın uzaktan bakılınca çok büyük bir karizması var. Yanına gittiğimizde o karizma yıkılabilir. Düşündüğümüz gibi biri olmayabilir. Kitaplarındaki gibi biri olmayabilir. Yine ben zaman zaman edebiyat tarihini düşünürken meslek icabı şu aklımdan çok geçiyor. Ya diyorum, çok sevdiğim bir yazardır mesela Peyami Safa. Belki hayattayken Peyami Safa'yı tanısaydım ya da onun bir takım konularla ilgili görüşlerine şahit olsaydım onu bu kadar sevmeyecektim. O adamın döneminde yaşamamak, sonradan gelip onu anlamak da bizim için bir şans olabilir. Aklıma bu geldi burayı okurken. Burada bol miktarda soru var ama şöyle güzel bir tespit de vardı. Yine Nabokov'a dönüyor. Nabokov için söylenen bir ifadeyi alıyor buraya. Bir dahi gibi yazıyor, bir edebiyatçı gibi düşünüyor ama bir çocuk gibi konuşuyor diyor. Neden? Biraz hırçın çünkü. Hırçın tabiatlı birisi. Yine bu bölümün ilerleyen kısımlarında iki problem üzerinde duruyor aslında. Bir, neden yazıyoruz? İki, neden okuyoruz? Neden yazıyoruz kısmını biraz aramızda eli kalem tutan, dergilerde yazıları yayınlanan, kitabı olan arkadaşlar var. Onlar belki daha iyi deşecekler. Aslında çok basit iki motivasyonla yazıyoruz. Yani bir, tanınmak ve sevilmek ihtiyacı. İnsanın içinde olan bir ihtiyaç. Bunu inkar etmenin anlamı yok. İkincisi, bunu Murat Gülsoy söylüyor. Bir, sevilme ihtiyacı. İki, yaratma hazzı. Yeni bir metin ortaya koyma. Daha önce olmayan bir metni zihnimizdeki hayallerimizi birleştirip ortaya koyuyoruz. Burada uzun uzun üzerinde durduğu bir şey var. Ben onu çok sevdim. Yazmak bir itiraf mı? Bir dedikodu mu? Yazmak bir itirafsa bunun karşılığı okur açısından bir dedikoduya muhatap olmak. Hatta orada söylüyordu böyle küçük lezzetli bir dedikodu. Kitabın içinde geçen bir ifadeydi bu. Bu son derece önemli. Biz bu dedikodudan dedikodu deyince böyle çok küçümsemiş gibi oluyoruz ama bakın enteresan bir şey var. Orada da bir yerde hafifçe geçti orayı. Çok üzerine durmadı ama akademik dille yazılan metinleri düşünün. Akademik dille yazılan metinler işte hepimiz üniversite mezunuyuz sanırım. Akademik dille yazılan metinlerde hep şunu görürüz. Üçüncü kişi ağzından konuşur. İşte yüksek lisans yapanlar da var. Onlar da bu işi söyleyebilir. Üçüncü kişi ağzından yazarız. Birinci kişi ağzından yazdığımızda kesinlikle ama kesinlikle o metin akademik olarak algılanmayacak. Kahramanı bakış açısını değiştirdiğimizde, üçüncü kişi ağzını anlatmaya başladığımızda bir anda akademik değeri olan nesnel bir metne dönüşü veriyor. Halbuki yazan aynı kişi, düşünen aynı kişi. Bu da yine üzerinde kafa yormaya değer meselelerden biri bence. İnsanların algılayışı çok ilginç. Bunu Albert Manguel çok güzel bir şekilde ifade ediyor. Bir okuma üçgeni çiziyor o. Okuma üçgeninin bir köşesinde yazar var, bir köşesinde okur var, bir köşesinde de baş kahraman var, metnin baş kahramanı. Bu tabii daha çok şeyle alakalı, romanlarla ve öykülerle alakalı belki. Niçin yazıyor kısmında da benim aklıma şu örnek geldi. Ben o örneği çok severim. Romancı Alfred Döblin var, Türkiye'de çok bilinmez de. Niçin yazıyorsunuz sorusunu şöyle cevaplıyor o. Bu soruyu kendime sormayı reddediyorum. Bitmiş bir kitap beni ilgilendirmiyor. Henüz yazılmakta olanla ilgileniyorum diyor. Bazen yazarlar da kendine bu soruyu sormayı reddedebilir. Neden? Yine yazmak bir itiraf mıdır kısmına dönelim. Çünkü yazarın bir sermayesi var. O sermayesi nedir? Kendi gerçekliğidir. Biz kurmaca metinleri kurgusal metinler olarak kabul ediyoruz ve ister istemez bu kurmacayı yazarın hayatından bağımsız değerlendirme
düşüncesiyle hareket ediyoruz. Çünkü nesnel olan bu. Ama bir yandan da şu, yani yazar her şeyi kendi yaşamamış olabilir ama onun gözlemleri, başından geçenler, dinledikleri yazarlığını illaki besliyordur, düşüncelerini illaki besliyordur. O sermayeyi kullanmak zorunda. Okuyucu bunu çok yanlış yorumlayabiliyor. Umberto Eco'nun Foucault Sarkacı romanında geçen bir şey vardır. Oradan Eco bu şeyi çıkarır. Okur sözleşmesi kavramını çıkarır. Paris'te bir sokakta bir yangın sahnesi anlatıyor. Bir gün Eco'ya mektup geliyor. Diyor ki bahsettiğiniz gün ve saatte ben o sokaktan geçtim. Orada bir yangın yoktu. Yangın vardı. Kahramanınız diyor o sokaktan geçmiş olamaz diyor. Okur öyle bir gerçekliğin içine dalıyor ki tamamen gerçekmiş gibi, adeta belgeselmiş, bir haber metniymiş gibi algılamaya başlayabiliyor. Eco buradan okur sözleşmesi kavramını ulaşıyor. Peki nedir okur sözleşmesi? Bir metne dışarıdan baktığımızda biz onu kurgusal, hayali metin olarak alırız. Masaldan bir farkı yok aslında. Tamamen uydurma bir dünyada geçiyor çünkü. Ama kapağını açıp içine girdiğimizde, okumaya başladığımızda kahramanla özdeşim kurduğumuz için, bağ kurduğumuz için, belki o Aristo'nun anlattığı katarsisi yaşamaya başladığımız için metin bize gerçek gelir. Ne zamana kadar? Kapağını kapatıncaya kadar. Ki burası da son derece önemli. Yazarların, şairlerin hayatı edebiyatçılıklarını müthiş besliyor. Çok güzel örnekler var bununla ilgili. Mesela bir tanesi Halide Edebiyat'ı var. Edebiyatımızın en önemli kadın yazarlarından birisi biliyorsunuz. Liseyi bitirir bitirmez lisedeki öğretmeni Salih Zeki Aktay ile evleniyor. Aşık bir kadın, çocuk doğuruyor, evine böyle düşkün. Fakat bir gün kocası başka bir kadınla evlenmek istiyor. Ya da rivayetlere göre kocasının kendisini aldattığını öğreniyor. Bunun üzerine boşanıyor. Fakat daha sonra 1910 yılında Seviye Talip diye bir roman yazıyor. Seviye Talip romanının kahramanı kocasını terk edip sevdiği adamla birlikte yaşamaya başlayan bir kadın. Bunu 1910'da yazıyor. O dönem için tabii ki çok devrimci bir şey. Ahlaksızlıkla suçlanma ihtimali var ama alt okumalarda bunu yakalayabiliyorsunuz. O kendisinin bir erkeğin bir kadını aldatması çok normal karşılanırken işte bir kadının kocasını aldatması toplumda anında böyle aşırı bir reaksiyon doğurabiliyor. Yazarın özgeçmişi bazen böyle romanlarına yansıyor. Aynısını Handan'da da görürüz. Handan'da da çocukluk arkadaşı, kardeşi gibi gördüğü çocukluk arkadaşının kocasıyla arasında bir aşk başlayınca Handan'ı ölüme götüren bir süreç başlıyor. O yıkıntı, psikolojik yük. Yine dünya edebiyatında Kafka'nın Dönüşüm romanı biliyorsunuz. Aslında uzun bir hikaye diyebiliriz romandan ziyade ama orada da var. Kafka kişisel hayatında birçok yerde memurluk yapmış. O böyle küçük insanın trajedisini yaşamış birisi. Hemingway'in Çanlar Kimin İçin Çalıyor romanı. İspanya'ya geliyor, orada cumhuriyetçilerle birlikte Franco'ya karşı savaşıyor. Oradan birçok izlenimi taşıyor vesaire vesaire. Bunları çoğaltmak mümkün. Son olarak burada güzel değindiği bir nokta vardı. Çok da güzel yakaladı. Biz yazarların özel hayatını da böyle deşmeyi seviyoruz. Edebiyatın çünkü o dedikoduyla ilgili kısmı var. Yazar şair kendi hayatını kitabına nasıl taşıyorsa, eserine nasıl taşıyorsa biz de o özel hayatın izlerini deşiyoruz. Sylvia Plath ismini duymuşsunuzdur. İntihar genç yaşta intihar etmiş bir şair. Arkasında bıraktığı her şey, yani küçük küçük notlara varıncaya kadar, kullandığı eşyalara varıncaya kadar her şey deşilmiş. Her şey bir anda ilgi malzemesi haline geliyor. Özellikle bunun bizdeki karşılığı kim? Nilgün Marmara'da görürsünüz bunu. O da genç yaşta maalesef intihar etmiş bir şairimiz. Fakat Nilgün Marmara'nın özel hayatı, kocasıyla olan ilişkisi bugün ne yazık ki şeyin üzerinde, nedir o? Şairliğinin çok daha üzerinde. Peki, ilk aşamada benden bu kadar. Çeşitli notlarım var ama çok da uzatmak istemiyorum. Bu konular hakkında sizler neler düşünürsünüz? Şimdi gönüllü olanlardan başlayarak söz vermek istiyorum. Geçen hafta gelmeyip de bu hafta gelen Murat Serdar Bey'den başlayalım. Cezalı olsun. Ceza. Güzel. Öncelikle tabii bağlam meselesi, yani kitabın belli bir kısmını cımbızlamak şeklinde geliştirmişsin. O yazarlarla alakalı genel eleştiriye katılıyorum. Yani
yazarın seçmiş olduğu, örneklediği Nabokov dışındakilerin ekseriyeti, Sylvia Plath ve Nabokov dışındakilerin ekseriyeti, benim de isimlerini ilk kez duyduğum birçok şey var. Hani dolayısıyla işte o kısımlar birazcık tam bağlamına oturmadı. Şunu söyleyeceğim. Okumakla alakalı meseleyi ikiye şey yapmış. Hani esasen daha size üstün özellikler sağladığı için, zihninizi daha iyi çalıştırdığı için, sizi daha zeki yaptığı için mi okursunuz? Yoksa hakikaten varlıksal, ontolojik bir ihtiyaçtan mı doğar meselesi üzerine okumak şey yapmış ve esasen o eleştirinin içerisinde ilk kısımda şey de vardı. Hani okumak insanı daha üstün nitelikli yaptığı için yapılan bir eylem değil. Hani neden sonuç ilişkisinde belki öyle bir sonuca sebebiyet verebilir ama nedeni o değil en azından. Hakeza yazarlıkla alakalı meselede de o. Benim en çok kitaptan şey yaptığım kısmı, hoşuma giden kısmı işte eser nerede başlar, nerede yani kurgu nerede biter, yazar nerede başlar meselesi. Tabii o birazcık daha işi şey yapmış, ileri boyuta taşımış. Yazar burada hatta şeyden bahsediyor işte, büyük eserlerden eğer okuyacak vaktiniz yahut da anlama imkanınız yoksa onların biyografik eserlerini, onlar hakkında, büyük o yazarlar hakkında biyografik eserleri okuyun. Bu sayede onların eserlerini tanımış olursunuz diyor. Bu biraz bana iddialı. Yani salt, bunu kabul ettiğimiz takdirde şundan bahsedeceğiz. Kurguyla yazar arasında hiçbir ayrımın neredeyse var olmadığından bahsedeceğiz. Dolayısıyla yazarın birebir suje olarak zihnen, kalben, aklen kendisini o metnin içerisine aktardığından bahsedeceğiz. Ama bu da bir tezatı kendi içinde barındırıyor. O tezat da şu, kitabın içerisinde bahsettiği, o metnin içerisinde bahsettiği birçok yazarın esasen ruhsal bağlamda belli ahlaki yoksunlukları taşıdığı, işte kumarbazlıktan tutun da psikolojik rahatsızlıkların ekseriyetine kadar falan. Şimdi bu takdirde şunu söyleyeceğiz. Hani metin eşittir, kurgu eşittir, yazarın ta kendisi ise o zaman bütün o kurgudaki üstün karakteri, üst karakteri de yazarın sahip olması gibi gereksiz bir misyon yüklemiş oluyoruz. Yani burada ahlaki bir soru çıkıyor bence gündeme. Şiir bahsi biraz daha farklı. Şiir biraz daha benim için o konuda şey. Ama yazar için yani kurgusal bir metin için bence fazla iddialı. Şunu söylemiş oluyoruz o takdirde. Eğer sen böyle bir metne imza atıyorsan, o metnin içerisindeki erdem yahut da çatışma, aşk her ne varsa bütün bunlara bakış açını sen kendi hayatında da taşımak zorundasın gibi bir ekstra misyon yüklemiş oluyoruz esasen. Hani bunun altında ezilir yazar. Bilhassa yani iyi bir kurgu daki bütün hasletleri, bütün o şeyleri, zihni faaliyetle oluşturulmuş bütün o kişisel özellikleri bütün hayatı boyunca kendi şahsi özel hayatında taşımasını beklemek yazara ekstra bir yük. Belki de işte o psikolojik rahatsızlıkların da temel sebeplerinden. Yani dolayısıyla şuna geleceğim, o edebiyat dedikoduculuğu diye tabir ettiği biyografi yazarı deşeleme meselesi bence patolojik bir noktaya kayabiliyor, hastalıklı bir noktaya kayabiliyor. Çünkü bunu şunu söylemiş oluyoruz, eşittir. Yani şu soru benim en çok kafama uyandı. Metin eşittir yazar mıdır? Yani oradaki kurgudaki bütün o özellikleri yazar kendi bünyesinde, kendi ahlaki bünyesinde, kendi ruh dünyasında veya akıl dünyasında, mental dünyasında sahip olmak zorunluluğuna var mıdır, yok mudur gibi bir şey. Yani mesela Nabokov örneğinde bunun olmadığını da söylüyor sana tezat meselesinde. Çünkü bireysel hayatında çok kaprisli, dar görüşlü. Yani sohbet edilmek noktasında hiçbir entelektüel belki hani karşılaşıp bir çay muhabbeti etmeye kalksanız adamı dar görüşlü olarak kabul edeceksiniz. Fikri sabit olarak kabul edeceksiniz ama eserde bambaşka bir şeyden bahsediyor. Dolayısıyla işte kurgu nerede biter, eser nerede başlar ya da işte iddiamızın altında ezilmemek noktasında bütün o kurgu evreninde sahip olduğumuz çatışmaları kendi öz dünyamızda atlatmış olmak zorunda mıyız? Ya da atlatmış olmamız mümkün mü? Eğer mümkün olsaydı o yazarların hiçbirisi işte intiharla sonuçlanan bir hayata sahip olmayacaktı. Belki de alkolik, kumarbaz gibi zayıflıklarla boğuşmak zorunda kalmayacaktı. Çünkü o metinlerde çoğunlukla bütün bu bahislerden çıkar. Yani böyle benim kitap hakkında söyleyeceğim, metin hakkında
bana düşündürdükleri. Biraz lafı uzattım, kusura bakmayın. Estağfurullah, yok, çok yerinde oldu. Yani bir yazarın kişiliğinin metnin merkezine yerleşmesi aslında bir sorun. Evet, bir yerde bu var. Bundan kaçınılmıyor. Yani yazar metninden tamamen kendini soyutlayamıyor. Şiirde bu denemiş işte. Parnasizm dediğimiz, parnasiyen şairler var. Parnasçılar. Onlar tamamen kişiliklerini gizlemeye çalışarak böyle bir betimlemeden ibaret bir şiir yaratmaya çalışmışlar. Zor, zaten devam etmemiş, bu sürmemiş bir şey. Bir de bu söylediğiniz şey çok önemli aslında orası. Yazarda da fazladan stres sebebi olan durumlar var. İşte yazdığı o karizmatik durumla kendi kişiliği arasında bir çatışma, bir tezat arasında kalıyor. Bir ikilem içinde kalıyor. Ve o çatışmayı çözmek de yazar için bir stres kaynağı. O tespitiniz de bence çok yerindeydi. Teşekkür ediyoruz. Eyvallah. Devamında bu konuyu biraz daha deşeleyelim ama bunlar güzel konular. Peki Hatice Aktepe, Hatice Hanım, sizden alalım görüşlerinizi. Neler söyleyeceksiniz? Sesiniz gelmiyor. Hatice Hanım. Bir şeyi, sesinizi açarsanız. Tamam, şimdi açtım. Şimdi geliyor, evet, buyurun. Daha sonra ekleme yapayım mı ben? Olur. Peki. Yani biraz konular şöyle bir ne? Konuşulsun. Şeyi bekliyoruz öyle. Herkes kendini açığa çıkarsın, ben diyeceğim en son bölüm. Peki. O zaman biz şey yapalım. Söz almak isteyen varsa. Zübeyde. Ben istiyorum izninizle. Ben Murat Hocam gibi düşünmüştüm kesinlikle. Beni en çok etkileyen kısmın o olmuştu kitabın. Ondan en son bahsedeceğim ben de sizin gibi. Metinden çıkardığım bazı yargılar var. Onlardan bahsetmek istiyorum. Yazarların şahsi olarak ünlü olmak yerine kimliklerini gizledikleri bir dönemden bahsediyor. Kitabın kapaklarında bile, kitap kapak arkalarında bile fotoğrafların aslında bazı yazarların yer almak istemediğinden bahsediyor. Sadece metin olarak, yani eseri olarak dünyada yer almak istediklerini söylüyor. Bugün ise bunun tam tersini görüyoruz. Kitap kapaklarına kendi fotoğraflarını bastıran yazarlar, hatta sosyal medya yardımıyla kendi reklamlarını yapan yazarlar ve kendi kitaplarını pazarlayan yazarları görüyoruz. Böylece yazar eser ve okuyucu arasındaki o gizemin yok olduğunu ben düşünüyorum. Aynı zamanda bunun tam tersini söylüyor metinde. Biz bunun tam tersini gördük. Bana göre bu tam tersidir. Yazar eser ve okuyucu arasındaki gizem yok oluyor bana göre. Çünkü önce yazarın kendisini keşfeden birinin kitabı okumaktan, yani o eseri okumak istemekten vazgeçebileceğini düşünüyorum. Ben kendi sesimi duyuyorum. Sizde de aynı sorun var mı? Olabilir. Herkes mikrofonunu kapatsın. Tamam mıdır? Devam edeyim. Şöyle tekrar alayım. Böylece yazar eser ve okuyucu arasındaki gizemin yok olduğunu görüyoruz. Önce yazarın kendisini keşfeden birisi kitabını okumaktan vazgeçebiliyor. Biz günümüzde bunun birçok örneğiyle karşı karşıya kaldık. Yazarın kendisini açıkça belirttiği kitaplardan uzak duran insanlarız aslında. Ben öyle düşünüyorum. Yazarların kendi benlikleri dışında bir hayatı yaşamak adına yazdıklarını söylemek mümkün müdür? Bu da bir sorgulama şekliydi metnin. Bu bir varlık arayışı da olabilirdi bana göre. Murat Hocam da öyle demişti. Ontolojik bir temel içeriyor aslında yazma. Çünkü kendilerini insanlar nasıl ifade ediyorsa, özellikle yazarlar da edebiyatta kendilerini açıkça ifade edebildiklerini birçok yazardan duyduk. Biyografi kitaplarının edebi metinler olarak değerli olduğunu söylüyor. Kesinlikle buna ben de katılıyorum. Zaten dedikodunun da bu biyografi yazısının bir yöntemi olduğunu söylüyor. Bu da değişik bir noktaydı. Mesela biyografi kitapları okumuş olanlarımız bilir. Zweig'in var böyle bir kitabı, Dürüst Aptal Efsanesi. Verlaine, Fransız bir şairden bahsediyor. Ben bunu biyografik bir kitap olarak düşünmeden almış ve okumuştum. Yine Zweig'in normal kitapları gibi düşünmüştüm ama değilmiş. Ve bana o Fransız şairi kattı mesela. Hani bu konuda bir artı kesinlikle. Yani biyografi kitapların çok değerli olduğundan bahsediyor. Ben de kesinlikle aynı şekilde düşünüyorum. Yazarın hayatını öğrenme sebebi özellikle bana göre kurgu metinlerde zekayı olan hayranlığın uyandırdığı bir merak.
Yani bu yazar bu kadar muhteşem bir evreni nasıl kendi kafasında kurabilmiş? Bu nasıl bir insan? Biz aslında bunu merak ediyoruz. Daha doğrusu ben bunu merak ediyorum. Bunu düşündürdü bana bu kitap. Yine aynı zamanda metnin akışına göre anı ve itiraf yazan yazarların bu yazı türünü kurgusuz olduğu için, bu kolaylığı seçtiği için yazarların bu şekilde bu yazı türünü kolay olduğu için seçtiklerini, bu nedenle de eleştirildiklerinden bahsediyor. Ama biz bu öğretici olduğunu gerçeğin göz ardı edemeyiz. Yani anı ve itiraf kitaplarının öğretici bir yanı mutlaka var. Hem yazarın kendisine hem de toplumun bir unsuru, bir yapı taşı olan yazarın dönemi ve kendi gözünden yansıtması bana göre müthiş bir öğreticilik içerir. Mesela Anne Frank'ın günlüklerinin bu kadar değerli olmasının altında gaz odasına gönderilmiş olması öldürülmüş, yani gaz odasında öldürülmüş olduğunu belirtiyor. Hani bugün birçok sanatçının öldükten sonra eserlerinin değer kazanması da buna bir örnek aslında açıkça. Şu noktaya gelelim. Murat Hocam'ın da bahsettiği yazarın eseri arkasında kaybolması ya da eserin yazarın hayatı arkasında kaybolması durumu. Yani bunu şurada çok fazla karşılaşıyoruz. Bir söyleşi, bir yazar söyleşisinde veya bir imza gününde genelde yazarlara şu soruluyor. Bu işte bu kitabınızı sizin hayatınız mı? Burada anlattığınız şeyleri yaşadınız mı? Aslında bu sorularda görüyoruz bunu. Ya örneğin birçok sağlık problemi nedeniyle imza yerine kaşe kullanan bir yazarımız kendi okuyucu kitlesi tarafından linç edildiğini gördük. Ya da aynı şekilde bunun tam tersi örneği olarak yine kendi okuyucu kitlesi tarafından kutsallaştırılan ve yazarın eleştiriye kapatıldığı durumları da gördük. Yani eserin arkasında kalmak ya da eserin yazarın arkasında kalması durumu gerçekten çok dikkat çekici bir durum. Metnin genelini okuduğumda bu aklımda şöyle bir soru belirdi benim de aynı Murat Hocam gibi. Yani şundan bahsediyor aslında yazıda. Yazar hayatı ve eser arasındaki ilişkiden bahsederken travmatik bir hayat geçirmiş yazarların daha iyi yazdıklarına dair bir söylemi var kitabın. Bu durum ise aklımıza şunu getirdi doğal olarak. Kurgu bir eserde bahsedilen hayali yazarın yaşam şekli anlatılırken mesela filmlerde veya romanlarda yazarın hayatı çok daha refah bir şekilde karşımıza çıkıyor. Çok daha refah, çok daha mutlu, çok daha eğitimli ve üst düzey bir insan gibi tasvir edilir. O yazarlar da ayrıca her zaman başarılı olmuştur. Yani bunu birçok filmde ve birçok romanda biz okuduk ve gördük. Yani gerçekte bunun tam aksi bir durumdan söz ediliyor ve gerçekten de biz çok tam aksi bir durumu görüyoruz. Yani birçok şu an günümüzde yer alan güçlü yazarların çocukluklarının aslında travmatik olduğunu görebiliriz açıkça. Şimdi kurgu eserlerde neden böyle yansıtılır? Ben de bunu sormak istiyorum hepimize, hem kendime hem de sizlere. Neden kurgu eserlerde bu böyle yansıtılıyor? Bu bir düş ise, yani bizim yazarın okuduğumuz kurguları, yazarlar tarafından oluşturulan eserler bir düş ise, yazarın yaşamayı hayal ettiği bir yaşam olduğu söyleniyorsa eğer, bu çok gerçekten ahlaki sorunlar meydana getirecek demektir. Yani okuduğumuz birçok vahşeti içeren kitaplar, birçok caniliği içeren, her türlü sapkınlığı içeren kitapların aslında yazarın bir düşü olduğu söylemine denk geliyor. Yani bu gerçekten çok iddialı bir durum. Bunu da tartışmak isterim. Benim söyleyeceklerim bu kadardı. Teşekkür ederim. Evet, ben teşekkür ediyorum. Burada hani önemli tespitler var gerçekten. Güzel şeyler bunlar. O zekaya ve yeteneğe olan hayranlık, işte müzeleri ya da böyle kültürel merkezleri gezdiğimizde birçoğumuz bunu yaşamışızdır. Bir tablonun, bir heykelin karşısına geçtiğimizde onu yapan zanaatkar, sanatçının yeteneği, kabiliyeti bizde bir hayranlık uyandırıyor. Bunu ne kadar, nasıl bu kadar güzel ve bu kadar başarılı bir şekilde resmediyor, anlatıyor diye. Aynı şey yazar için de geçerli. Yeteneğe ve karizmaya duyulan bir hayranlık var. Bir diğeri, edebiyatçının bugün bir film yıldızı ya da bir sporcu gibi tırnak içinde bir popüler kültür ikonu haline gelmesi, onun böyle belli medyada görülmesi, belli merkezlerde görülmesi, yaptığı etkinliklerin çok büyük kalabalıklarca takip edilmesi, adeta ona bir özel hayat alanı bırakılmaması, yolda sakince yürüyemeyecek bir noktaya gelmesi gibi. Bu da enteresan bir durum. Yazarlar evet çok uzun bir süre belki kişiliklerini gizlerken, hatta müstaharların arkasına saklanırken, bugün yazar tamamen
ya da yazar ya da şair fark etmiyor. Ağız alışkanlığı yazar kullanıyoruz ama ya da edebiyatçı, düşünür, filozof, her kimse sık sık görünmek zorunda hissediyor kendini. Çünkü görünmediği zaman, ondan bahsedilmediği zaman geriye düşüyor. Bu konularda güzel konularda teşekkür ediyoruz Zübeyde'ye. Bahsettiğin sorunları şey yapalım, programın sonunda bir tartışalım, güzel olur. Peki var mı konuşmak isteyen, yoksa ben mi seçeyim? Kurbanım nasıl? Devam edebilirim ben. Tamam, buyurun Hatice Hanım. Şimdi kapatalım diğerleri. Şimdi bir yerde bir alıntı var. Ondan başlamak istiyorum ben. Az önce Zübeyde'nin söylediklerine de yani onunkinden devam etmem gerekirse. Aslında iyi sanatı çoğunlukla kötü insanlar yapar diye bir cümle var burada. Bir de Brooke Allen'ın burada yine bir alıntısı var. Zaten okumuşsunuzdur. Batı edebiyatı geleneği maalesef alkolik, zorlanımlı kumarbazlar, manik depresifler, seks avcıları ve bu ikisinin, üçünün ya da tamamının birleşimi olan kişilerin egemenliği altındadır. Şimdi şeylere baktığımız zaman, kitaplara ya da işte yazarlarına, bunlarla alakalı çok fazla işte detay var, deneyim var. Bunları acaba nasıl yazmışlar falan diyorsunuz. Sonrasında altından çıkan şey genelde işte burada cümlede geçtiği gibi çok normalin dışında yaşantıları olan yazarlar çıkıyor zaten. Yani başka türlüsü zaten mümkün değil. Ben bir ara şeydim, yani eserle yazarın, biraz heyecanlandım kusura bakmayın. Eserle yazarın arasında bir ayrım yapılması gerektiği, ya öyle bir düşüncem vardı. Yani çok yazarın hayatına bakmadan işte eseriyle sadece hemhal olmak, onunla etkileşim içinde olmak, yazarın hayatını, yaşantısını eserin üzerine düşürmemek. Buydu benim şeyim. Fakat bazı eserlerde, hepsinde demiyorum ama bazı eserlerde de gerçekten bu yazarların hayatını, yaşadıkları işte biyografilerini daha doğrusu söyleyeyim, bilmek gerekiyor gerçekten. Çünkü ben Balzac'ın 30'unda Kadın kitabını mesela okudum. Onu konuşmuştuk zaten. Orada mesela o kitabı anlayabilmek için Balzac'ın gerçekten hayatını da bilmek gerekiyor. Bilmeden okuduğunuz zaman tabii yani bayağı bir şey anlarsınız, görürsünüz ama kendi hayatını bildiğiniz zaman daha bir oturuyor, daha bir tamamlıyor eserini aslında. Kimi işte yazarların eserlerini yani kendi uzantıları gibi, işte şeyde de, metinde de var, hani iki tip yazar var diyor. İşte birisi kendi eserini kendi uzantısı gibi, kimisi de varoluşsal bir takım meseleler üzerinden eserini oluşturur. Yani burada tabii ayrımı iyi yapmak lazım. Acaba varoluşsal bir sorun üzerine mi bir eser ortaya konulmuş, yoksa yazar kendi uzantısı şeklinde bir eser mi oluşturmuş? Bunun ayrımını yaptıktan sonra ancak değerlendirme yapabiliriz. İşte Balzac'ın eserinde mesela, ben tabii konuyu biraz dağıtmak istemiyorum, çok kısa bir şekilde. Mesela Balzac'ın 30'unda Kadın ya da Vadedeki Zambak eserinde mesela, işte bir kadının toplum içerisindeki bir takım işte bakış açılarını falan görebiliyorsunuz. Şimdi hayatını bilmezseniz bunları çok iyi oturtamıyorsunuz. Diyorsunuz ki yani bir erkek nasıl bu derece iyi bir analiz yapabilir? Bir kadının toplum içerisindeki konumunu nasıl bu şekilde, nasıl iyi, böyle etkili bir şekilde hani göstermiş, bunu hakikaten anlayamıyorsunuz. Fakat hayatına baktığınızda işte annesiyle yaşadığı bir takım sorunlardan, yani çocukluğu zaten mutsuz bir şekilde, dramatik bir şekilde geçiyor. Annesiyle zaten hiçbir bağlantısı yok ve kendinden yaşlı kadınlarla sürekli beraber olan bir adam. Bu da tabii ona bir takım tecrübeler getiriyor ve bunu eserlerine yansıtmış oluyor. Yani bu anlamda ben bu metindeki işte o yazarı, yani yazarları
Yavaşlamam gerekiyor, biraz heyecanlandım. Yani orada geçen işte eserin yazarın kendi uzantısı mı yoksa varoluşsal bir takım meseleler üzerine mi yoğunlaşmış, bunun ayrımını iyi yapmak gerektiğini düşünüyorum. Eklemelerim bu kadar. Teşekkür ederim. Evet, ben teşekkür ederim. Burada güzel şeyler var. Bir okuma programında siz bir örnek vermiştiniz. Hemingway ile ilgili. Onu isterseniz tekrar bir söyleyeyim. O tam buraya uyan bir konu çünkü. Evet, bir alıntıydı o. Hemingway'e soruyorlar. Yani iyi yazar olmak için hani ne gerekir diye. Diyor ki bir yazar için erken yaşta alınabilecek en iyi eğitim mutsuz bir çocukluktur. Yazabilmek için korkunç bir şekilde incinmiş olmak gerekir. Yani bu aslında yazmanın en temel başlangıç noktalarından bir tanesi diyebiliriz. Yazmak için de yazarın sermayesi ya da bagajı da diyebiliriz. Buna. Aynen öyle. Yoksa mutlu bir yaşantısı olan bir yazarın çok fazla da malzemesinin olduğunu düşünmüyorum ben. İşte burada Rollo May var. O da yine Amerika'da bu psikolojinin kurucularından ve edebiyata dair de müthiş çıkarımlar olan birisi. Yaratma Cesareti diye bir kitabı vardır onun. Yani vakti olanların, böyle metinlerden keyif alanların mutlaka okumasını öneririm. Çok da güzel, temiz bir çevirisi var Türkçe'ye. O diyor ki, yaratma suçluluk duygusuyla ilişkilidir diyor. Buradan işte o itiraf ve geçmişte yaşanan trajedilerin dışa vurumunu da çok rahat anlayabiliriz. Çünkü insan psikolojisi bu suçlulukla baş etmek için gerilim ve rahatlama mekanizmalarını kullanıyor. Önce bir gerilim, mücadele ediyoruz. Bu tıpkı grip olunca ateşlenmemiz gibi. Arkasından da rahatlama geliyor. Hani grip olunca çocuğu yatırıyoruz, terletiyoruz. Terleyince rahatlıyor. Tıpkı onun gibi gerilim ve rahatlamanın işte bu suçluluk duygusuyla mücadele etmeye yaradığını söylüyor. Yine diyor ki herkesten sakladığımız bir ikinci kişiliğimiz var. İkinci bir dünyamız var. İşte bilinçaltına attığımız iç dünyamız da diyebiliriz buna. İkinci bir dünyamız var. Orada hayallerimiz, fantezilerimiz, kendimizi dünyaya hükmeden biri olarak da düşünebiliriz. Çok büyük bir sanatçı olarak da görebiliriz. Müthiş bir balerin, müthiş bir piyanist olarak da görebiliriz. Bir film yıldızı olarak da görebiliriz. Bir hayal dünyası var. İşte bu ikinci varlığın, ikinci kişiliğin yazarak açığa çıkmasından bahsediyor. Yine burada aslında ya öyle bir kitap yazmış ki dönüp dolaşıp oraya geliyoruz. Aristo'nun Poetikası'nda anlattığı meseleye dönüp dolanıp bağlanıyor. O katarsis meselesine, özdeşim meselesine. Biz işte yazarın o ikinci kişiliğiyle bağ kurarak hem onun birincil kişiliğine dair bir takım izlenimler yakalamaya çalışıyoruz. Hem de böylece metni daha anlamlı kılıyoruz. Sanki biz yaşamışız gibi onu değerlendiriyoruz diyelim. Ve böyle başka söz almak isteyen varsa ya da zorunlu olarak ben seçebilirim tekrar. Dali Hocam, buyurun, hoş geldiniz. Kusura bakmayın, arada yemek yemem gerekti. Ben aslında sizi dinledim ama orada bir yandan yemek yedim. Afiyet olsun. Hocam buyurun. Ben mikrofonu kapatıyorum. Buyurun. Yaratma cesaretinden bahsettiğiniz için oradan topu hemen yakalamak istedim. Şimdi şöyle, aslında bir sürü aldığım not var ama çok uzatmamak açısından çok özellikle üzerinde durmak istediğim belli bazı yerlerini seçmeye karar verdim. Hepsini söylemem şarttı, hepsini söylemezsem ölmem herhalde. Dolayısıyla belli bazı noktalarını seçeceğim. Şimdi kışkırtıcı bulduğum, ben bu metni bir kere çok kışkırtıcı buldum. Öncelikle onu söylemiş olayım. Kışkırtıcı metinleri de severim. İnsanı düşündürürler çünkü ve farklı yönlerden düşündürürler. Şimdi bu şey meselesi, bir kere en çok düşündüğüm şeyler, yani benim kendi adıma da hani hem nacizane bir şeyler yazma çabasında olan, hem okur yazarlık üzerine bir hayat kurmaya çalışmış biri olarak kendimin de çok kafa yorduğu birçok şey var aslında bu metnin içerisinde, soru işareti olan şeyler arasında. Öncelikle başlamak istediğim yer, evet kahramanlarınızla tanışmayın şeklinde bir yerden başlamak istiyorum. Bu benim aslında bakarsanız çok uzun yıllar şu anlamda kafa yorduğum bir şeydi. Çünkü ben kendi adıma yazmakla ilgili
süreçlere başladığımda ama bunu çok fazla insana söylemediğimde hala da çok fazla insana söylememek konusunda hem inatlaşıyorum hem inatlaşmıyorum. Orada başka bir şeyler var. Ama şey kısmını yaşamıştım gerçekten çok somut bir şekilde. Hani okuduğum metin ya da kitap onun kafamda oluşturduğu insan ve gerçekte tanıştığım insan. Bu bazen benim için çok açık yüreklilikle bir hayal kırıklığı olmuştu. Bazen de iyi ki de tanışmışım, niye daha önce tanışmamışım sanki şeklinde bir düşünceye yol açan bir şey olmuştu. Ama sonuç olarak her şekilde birebir uymamıştı. Önemli olan kısım zaten bu. Dolayısıyla burada aslında şöyle bir şey devreye giriyor. Bir kere öncelikle sormak istediğim sorular var. Biliyorsunuz ben soruları ortaya atıyorum, sonra kenara çekiliyorum. Sorular da şunlar. İnsanlar neden yazarların, ne bileyim, en çok hangi rengi sevdiğini ya da evdeki hayvanlarına varsa eğer nasıl davrandığını bu kadar merak ediyor? Bunu bilmek zorunda mıyız? Sadece onların eserleriyle ilgilensek olmaz mı? Soru bir. Ama o zaman da başka bir soru daha doğuyor benim baktığım yerden. Varsayalım ki sadece verdikleri eserlerle ilgilenmek noktasına gelelim. Bir insan tırnak içerisinde bagajında taşıdığı şeylerden bağımsız bir eser üretebilir mi? Bunun içinde duygusal bagaj da var, zihinsel bagaj da var. Bagaj işte, yani içinde her şey var. Çocukluk travmaları var, izler var vesaire. Aklınıza gelebilecek her şey. Ama şöyle de bir şey var. Aslında bu eserler söz konusu olduğunda biraz yazarlara şöyle bir hani başta da konuştuğumuz gibi fazladan yük bindirildiğini düşünüyorum. Evet, orada bir iz var. Yani onu yazan insan tabii ki de onu düşünen, onu hisseden insan. Ama oradaki insan bizim kafamızda oluşan insan olmak zorunda değil. Çünkü şöyle bir şey söylemek isterim bu aşamada. Herkes kendi dünyasında neyle bağ kurarsa kursun eninde sonunda bir anlamlandırma yapar. Algı mekanizmamız böyle çalışıyor çünkü. Yani neyle bağ kurarsak kuralım, hiç kimse onu olduğu gibi almıyor. Yani tırnak içinde herkesin adına gerçeklik dediği şey saf gerçeklik falan değil aslında. Herkes gerçeklikle temas ediyor. O temas sonucunda kendi yorumlamalarını da işin içerisine katarak o aldığı gerçekliği kendi dünyasında yeniden inşa ediyor aslına bakarsanız. Dolayısıyla bu bir inşa süreci ise her şekilde, ben yazarın da bir eserini okuduğum zaman benim kim olduğuma bağlı olarak veya siz de kendiniz okurken yeni bir inşa yapıyorsunuz. Yani o inşadan o yazarın haberi yok ki. O haberi olmadığı şeyden onu sorumlu tutmak ve onun tam da orada olmasını beklediğim gibi bir halde yaşamasını ya da öyle tavırlar göstermesini beklemek o insana, birincisi haksızlık oluyor. Bir bunu kenarda tutalım ve üzerine mümkünse konuşalım. İkincisi de hani deniyor ya böyle işte, ya bu insan hani mesela şöyle şeyler söylenir. Ya işte bir kitap okudum inanılmazdı. İşte yazarıyla ya da bir öykü okudum o nasıl bir kurguydu öyle. Ya da bir şiir okudum inanılmaz bir şiirdi. Sonra işte muhatabıyla tanıştım, üreten kişiyle tanıştım. Pardon da bu muymuş, yani bunu yazan kişi o kişi miymiş filan gibi laflar duyabiliyoruz mesela. Bir kere Johari'nin penceresi diye bir şey var psikolojide. Yani bir şöyle söyleyeyim size, yanlış söylememe açısından bakayım. Mesela bir insanın bir bizim bildiğimiz açık serbest alanı var. Bir onun bile kendisine gizli olan alanı var, bir onun bile bilmediği bir alanı var, bir de kör alanı var. Yani dört basamaklı, dört köşeli bir pencereyiz aslında biz. Kendi kendimize bile sır olduğumuz yerler var. Yani böyle bir durumdayken bir insanın aşırı açık olmasını beklemek, sonra o açıklıkla kurgunun bu kadar birbirine örtüşmesini, bu kadar aşırı tutarlı olmasını beklemek. Şöyle bitirmek isterim ve bir soru açmak isterim aslında. Mesela felsefe ile ilgili de bunu çok konuşurlar. Yani mesela bir filozof üzerine çalışma yapıyoruz biz. Teorisini konuşuyoruz.
Sonra işte o teorisini hayat hikayesinden yola çıkarak elbette ki anlamaya çalışıyoruz. Burada sıkıntı hayat hikayesini bilmeye çalışmak değil. Çünkü bir insanın ürettiği fikir onun kişisel tarihinden bağımsız olamayacağı için ve o etkiler dahilinde oluşturulduğu için elbette ki onları bilmeliyiz ki o fikrin nasıl oluştuğunu anlamaya çalışalım. Ama birebir örtüşmek, ya işte bunu söylediğine göre orada onu yapmamalıydı, bunu söylediğine göre şurada şöyle davranmalıydı filan gibi yaftalar yapıştırmak aslında biraz bana şey gibi geliyor. Hani böyle herkes bir kutsallık arayışındaymış gibi, zekayı ve yeteneği kutsallaştırmaktan bahsettiniz ya, herkes bir kutsallık arayışındaymış gibi ve sanki o kutsallık bozulmasın diye başka bazı kutsallıkları bozuyorlarmış gibi hissediyorum. Teşekkür ederim. Evet, biz teşekkür ederiz hocam. Yani o son nokta, öncekiler de kıymetliydi ama son nokta çok önemli. Sanki okuyucu yazarın açtığı yolu beğenmiyor ve yazara başka bir yol açıyor. Diyor ki bak sen böyle gidiyorsun ama aslında senin anlattığın kadar değerine uygun şekilde buradan gitmen gerekir diyor. Bu da böyle enteresan bir nokta. Peki İsmail hocam sizinle devam edelim uygunsanız. Uygun hocam. Sesim geliyor mu? Geliyor hocam. Buyurun. Sizdeyiz. Şimdi herkese iyi akşamlar. Ay ben sesimi kapatmadım. Pardon. Kaşık yapıcı bir kitap dediniz. Doğru. Kavga ettiğim bir kitap. Biraz fazla okudum kitabı. Katıldığım konular var. Katılmadığım konular var. Ama Muhammed hocam bu akşamki sitemize teşekkür ederek başlayayım Facebook'taki. Hazan Ali Toptaş videosunu da o yüzden paylaşmıştım aslında. Ben orada bir videoyu izlediyseniz şunu görürsünüz. Yazarla eser arasında Zübeyde hocam da buradan bahsetti. İşte Lale hocam da. Yazarla eser arasında bir bağlantı kurmamız gerekiyor mu? Bu bağlantıyı kurup esere daha çok hayran kalmamız mı gerekiyor yoksa sadece eser hani üç ayaklı bir okumadan bahsediyoruz. Bir eser, iki okuyucu, üç yazar. Yazar genelde burada son noktada oluyor. Ben kendi şahsi okumalarımda önce eseri okuyup sonra yazarı araştırmaya çalışıyorum eğer bilmediğim bir yazarsa. Şimdi Hasan Ali Toptaş örneğini vermek istiyorum şu anlamda. Üç şey de birbirine gerçekten girift bir şekilde tam anlamıyla oturuyorsa sıkıntı yok. Yani eser okuyorsunuz, beğeniyorsunuz. Kişisel olarak estetik hazınıza da şey veriyor, ifade bir şekilde karşılık veriyor. Ama yazara bakıyorsunuz, kişisel hayatında ya da ne bileyim sanatsal hayatında çok mütevazı olmadığını ya da bahsettiğimiz üzere çok reklama müsait bir insan olduğunu görüyorsunuz. Orada o insani yapımızdan kaynaklanan bir şey herhalde. Orada bir soğuma oluyor sizde ister istemez. Mesela bizim aslında bu konuda en bariz örnek verebileceğimiz mesela bir insanın, bir yazarın, işte şair veya yazarın tamamen kişisel hayatından bağımsız mı okumamız gerekiyor yoksa onun mutlaka kişisel hayatına, özel hayatına bakmamız gerekiyor mu? Burada eğer ben şöyle diyorum yani bir akademik bir açıdan inceleme yapıyorsanız her şeyine bakmak zorundasınız. Özellikle biyografi. Çünkü biyografi insanın geçmiş olduğu, yaşamında geçmiş olduğu evrelerdir ve bunun sanata yansıması direkttir. Yani asla yansımaz. Bagajındakileri, evet bagajındakileri yansıtır bir şekilde. Ama bunu %100 yansıtmaz. Kurgular yansıtır. Hikayede, romanda, şiirde her neyse. Sadece bagajındakilerle yazabilir mi? Yazabilir. Hiçbir şey okumadan yazabilir mi? Ben gene yazabilir diyorum. Yani örnek Aşık Veysel yani bunu çok uzatmamıza da gerek yok. Ama kesinlikle biz yazarın hayatına müdahale etmeliyiz. Yazarın hayatını incelemeliyiz. Yazarın hayatına bakmalıyız ve eser ona göre değerlendirmeliyiz dediğimiz yazarlar var. Bunun ötesinde sadece sanatsal kaygıyla yazan, yazarın çok üzerine düşmeyen dediğimiz yazarlar da var. Şimdi mesela Necip Fazıl Kısa'da bir örneğini vereyim. Merdiven şiiri var, başka bir şiir diyelim. İşte Karacaahmet Mezarlığı diye başka bir şiiri var. Bu iki şiir arasında poetik açısından çok ciddi farklar var. Necip Fazıl ismini hiç duymayan bir insan ve bu şiirleri okuyan bir insan ister istemez kargaşaya düşecektir. Ne yapmak zorunda? Yazarın hayatına bakmak zorunda. Yazarın kişisel evrimine bakmak zorunda. Dediğim gibi yazarın hayatına odaklanma işi en çok akademisyenlerin, biyografi üretenlerin, ikinci anlamda da meraklı okuyucunun şeyidir, izlenimidir diye düşünüyorum. Şimdi kitapta neler var? Birincisi birkaç aldığım not var.
Yazmak tedavi edici bir potansiyele sahip değildir diyor. Bu iddiayı doğru bulmuyor yazar. Tedavi edici değildir diyor. Yani neye göre tedavi edici değildir? Bunu çok iyi açıklayamamış. Tedavi derken bir hastalıktan bahsediyoruz demek ki. İnsanlık, insan olmak bir hastalık. Benim nazarımda da bir hastalık. İnsan olmak hasta bir bünyede dünyaya atılmak gibi bir durum. Şimdi tedavi edici midir? Benim nazarımda tedavi edicidir. Yani hem toplumsal sıkıntılarımız hem kişisel sıkıntılarımız bir şekilde bir yerlere varma derdimiz var. Ve ruhsal anlamda yani çok kurcalamadan gitmek istiyorum. Ruhsal anlamda bir haz duyma, bir estetik hazla erişme, okuduklarımızı hani dolmadan taşamıyoruz. Dolduğumuz zaman, dolduğumuzu hissettiğimiz zaman okuduklarımızı paylaşmamız bizim için bir tedavidir. Ve bu tedavide biz de yazma olarak tezahür etmiştir. Başkasında spordur, başkasında işte bir oturup film izlemedir, sanatsal başka bir kaygıdır, resim yapmadır vesaire. Bu anlamda tedavi edici bir süreçtir. İkincisi, hikayesi olan yazar. Buna Zübeyde Hocam da bahsetti galiba. İyi sanatçı kötü ve huzursuz insanlardır diyor. Yani böyle bir iddiası var. Kötü ve huzursuz. Buna biraz katılıyorum. Kötü öznel bir değerlendirme. Kötü neye göre kötü onu bilemiyoruz. Yani kötü insan yazar. Yani hayatında çok ciddi sıkıntılar olan, yokluk çeken, ideolojik sıkıntılar yaşayan, işte hapse atılan, hor görülen, ciddiye alınmayan vesaire insanlardan bahsederek kötü insanlar iyi eserler çıkarır dersek bu belki de bir gerçekliği vardır ama şu bir kesin garanti, huzursuz insanlar yazar doğru. Yani huzurlu insan, her şeyden tam anlamıyla huzurlu olan bir insan, dünyayı çok seven, dünyayı bir gurbet olarak görüyorum ben ya da işte bu tasavvufi şey de böyledir. Dünyadaki her şeyi mükemmel gören insanlar, huzurlu olan insanlar yazmazlar ama huzursuz olan insan yazar. Niçin yazar? Ben onu şöyle diyorum, içinde bir süper kahraman olma kaygısı vardır. Yani bir insan bir şey yazar süper kahraman olamaz ama olmaya çalışır en azından. Hiç kimse okumazsa bile bir iki kişi okur, belki bir dönüt gelir. Belki oradan bir iki insanın aklında bir şeyler. Bu biraz da şeydir herhalde, öğreticilik. Bizim öğretmen olarak kaygımızda da vardır. 30 kişilik sınıfta 30 kişiye hitap edemediğimizi biliriz. Bir iki kişiye hitap ettiğimizi ve bir iki kişiyi kurtarma umudumuzu biz diri tutmaya çalışırız. Yazmak da böyle bir şey. Yani biz yazıyoruz ve o herkes okuyor, 1000 kişi okuyor. İşte bazıları yazılarınıza bakıyorsunuz. 500-600 kişi okumuş falan filan. Diyorsunuz ki tamam bu iş oldu. 500-600 kişi sizi onaylamadı aslında. Hatta öylesine bir göz gezdirdi geçti. Ama mevzu ne? Mevzu şu. Orada bir iki kişiyi etkileyebildiniz mi? Ama burada da şu var. Neye göre etkilediniz? Yani şimdi evrensel bir ahlak yasasından bahsedemiyoruz. Kültürün tam anlamıyla öyle de şöyle bu çağlarda postmodern bir dünyada tam anlamıyla şu kültür doğrudur, şu kültür yanlıştır diye bir şey de diyemiyorsunuz. Belki sizin minvalinizde, sizin çevrenizde, sizin kültürünüze yakın insanları etkileyebilme imkanınızdan bahsediyoruz. Şimdi dedikoduyla yazma eğilim arasında çok güzel bir bağlantı kurmuş. Dedikodu ve yazma aslında aynı içgüdüye hizmet ediyor. Doğru. Ama şeyde biraz dediğim gibi bir gariplik var. Yani bir söz vardı kitapta. Yazarın işte yattığı yataktaki nevresimin rengine kadar bilmek isterim gibi. Bazı şeyler var. Çok özele kadar. Mahreme kadar her şeyi bilmek isterim. Bu biraz garip geldi bana. Yani yazarın her şeyini bilmek ne kadar doğru, ne kadar yanlış. Dediğim gibi bu bizi, eğer biz okuduğumuz her yazarın her özelliğini bilseydik, okuduğumuz her yazarın her kitabını okur muyduk? Soru da bu. Yani mesela Dostoyevski'nin tüm özelliklerini bilseydik, tüm kitaplarını okur muyduk? Dostoyevski'nin tüm özelliklerini bilseydik, tüm kitaplarını okur muyduk? Böyle de bir sorumuz var. Belki hoşumuza gitmeyecek bir şey olacak. Bu bizi ondan uzaklaştıracaktır. İnsan, ha şu doğru bakın, eskiden işte o kemalat teferruatta gizlidir. Yani detaylara bakarak, ayrıntılara bakarak bazı şeylere karar verebiliriz. Bu eserde de böyledir ama her şeyi ayrıntıya inerek de incelediğimiz zaman o sanatın gerçek amacına hizmet etmekten çıkıyoruz gibi geliyor bana. Çünkü bir kurgu dünyasından bahsediyoruz. Şiirde, hikayede, romanda her neyse. Bu kurgu dünyada peygamberler, işte evliyalar, enbiyalar dışında insanların mükemmel olmasını da bekleyemeyiz. İnsanların kişisel, sanatsal, fikirsel anlamda evrim geçirmeleri de mümkün. O yüzden ben daha çok metne odaklanma taraftarıyım. Niye öyle? Şöyle çünkü daha çok metne odaklandığımda sanattan daha çok haz alıyorum. Metnin dışına çıkıp
yazarlara fazla odaklandığım zaman hayal kırıklığım çok oluyor. Bu da insanın hani o insanın beşer şaşar dediğimiz insanın kişisel alanıyla ilgili bir durum. Yani kişisel alana çok müdahale etmek doğru değil diye düşünüyorum. Bir de tabii kitabın şöyle bir tezi var mı bilmiyorum. Yani siz de öyle bir şey çıkardınız mı? Ciddi anlamda sanatsal metinler ortaya çıktığında işte buna roman diyelim, hikaye diyelim fark etmez. Bu eserleri okurken biz en çok 3 dedim ya işte okur, eser ve yazar. En çok hangisine şey yapacağız, odaklanacağız? Yani biz esere mi odaklanacağız? Ya kendi kişisel şeyimize mi? Değerlendirmemize mi odaklanacağız yoksa yazara mı odaklanacağız? Sadece yazara odaklandığımızda o zaman eseri niye okuduk? Doğru bu. Sadece esere odaklandığımızda bizim kendi algıladıklarımızın ya da yazarın yazdıklarının ne gibi bir şeyi var? Önemli anlam var. Netice itibariyle şunu diyorum. Bir eser okuduk, bir yazar okuduk ve biz kendi adımıza değerlendirme yapıyorsak her şeyin mükemmel olmasını bekleyemeyiz. Kurguya, yani biz metne odaklanmalıyız. Kanaatindeyim. Biyografiye odaklanmamız gerektiği yerler akademik anlamda. Tabii tamamen kişiyi tanımayalım. Ben zaten öyle bir şey imkansız. Yani yazar tanımayalım, yazar bizim umurumuzda olmasın gibi bir şey söylemiyorum ama çok detaya inerek tanımamızın bir anlamı olmadığı taraftarı. Hocam, bu kadar. Evet, İsmail Hocam teşekkür ediyoruz. Burada siz anlatırken aklıma şu geldi. Hani Orhan Pamuk'un Yeni Hayatın Girişinde bir cümlesi vardır. Çok böyle popüler olmuştu o cümle bir ara. Hala da okuyanlar bilir. Bir kitap okudum ve hayatım değişti. Aslında orada da bunu görüyoruz. Yani yazardan ziyade kitaba odaklanıyoruz. Evet, kitapla beraber belki yazarı da merak ediyoruz ama burada asıl motivasyon kaynağımız eserin kendisi oluyor. Eserle beraber yazarın hayatına dair bir takım meraklarımız çoğalıyor. Tam da sizin dediğiniz noktaya geliyor burası. Biz tamamen yazarın hayatını, onun dedikodusunu yapmak istiyorsak esere ihtiyacımız yok. Bir şekilde bir biyografik çalışmayla işte sosyal medya, internetten bunu deşmek, kazımak mümkün. Teşekkür ediyoruz. Peki az konuşan, geçen hafta söz almayan Berber Hanım, Berber Hocam. Orada mısınız? Evet hocam, buradayım. Evet, buyurun. Şimdi bir de sizden dinleyelim isterseniz. Pardon hocam. Telefonu şöyle çıkarayım. Hocam, Lale Hocam'ın sorusuyla isterseniz başlayayım. Sadece eserle uğraşsak yeterli değil mi? Hep ilahiyatçı kimliğime vuruyorsunuz, oradan gireyim isterseniz. Ben yaratılmış en güzel eser olarak ben insanı ve evreni düşünüyorum. Bir hocamız şöyle demişti. Biz bu evrene hani bakarız ve Allah hakkında hep fikir beyan etmek isteriz, hep onu tanımak isteriz. Biz isimler söyleriz hep, mesela 99 isim belirtiriz onu tanımlayabilmek için. Ama hiçbir eser ve hiçbir isimlendirme bizi Allah'ın gerçekliğine, yani zatına götürmüyor. Ama eserle uğraştığımızda da aslında yaratmanın amacı burada tam olmuyor. Çünkü hani şey diyoruz, yaratmanın amacı bilinmek. Bilinmeyi istediği için bizi ve evreni yarattı. Ama ne kadar eserle de uğraşsak yazarın gerçek kimliğine, işte o yaratıcının gerçek kimliğine ulaşamıyoruz. Ben okur açısından baktığımda metinde tam olarak yerini hatırlamıyorum ama birazcık tecrübe üstüne durmak istiyorum. Çünkü hani yazarlar ve genelde bu yaratıcı sıfatıyla ortada olan kişiler hep hayatın en zor şeyleriyle karşılaşmış insanlar. Yani bir yaratım olması için hep bir acı olması gerekiyor. Okur açısından baktığımda aslında hem bizim için kayıp hem de kazanç olan bir kelime varsa o tecrübe kelimesi. Yazarlar hem bize bu yaşadıkları hayatı tecrübe ettirirken biraz da bizim tecrübe etmememizi hani sağlıyorlar. Bizim için hem bir kayıp hem bir kazanç oluyor. Mesela bir çocuktan gidecek olursak bir çocuk bir şeyi tecrübe ettiğinde hep mutlu olur. Bir şeyi fark ettiğinde. Ama yazarların kitaplarında bu tecrübe bize hem kazandırılırken hem birazcık da kaybettiriliyor. Zübeyde Hoca'nın bir şeyi vardı. Bugün mesela
Yazarlar tam tersi olarak bilinmek istiyor demişti. Sosyal medyada işte fotoğrafları büyütüyorlar, isimleri büyütüyorlar. Aslında ben şuna inanıyorum. Bugün o görüntüler, söylenen şeyler aslında bana kimliği daha çok uzaklaştırıyor. Ve yazarın aynı şekilde kendisini gizleme durumu günümüzde de mevcut. Hatta bazı karakterler tamamen kendisini gizleyebiliyor. Ve yaratmanın amacı, yazmanın amacı da bilinmek ama gerçek kimlik değil, sanki birazcık daha tam tersi olmak istedikleri kişi, karakter olarak belki kendilerini göz önünde bulunduruyorlar. Kusura bakmayın, benim açıkçası çok heyecanlıyım, çok fazla konuşamıyorum da söyleyeceklerim bu kadar hocam. Evet, teşekkür ediyoruz. Vallahi, hocam şimdi şey oldu, böyle durup durup az şey söyleyip ortalığı bir karıştırıp çekildiniz. Çok önemli evet. Tespitler var burada. Birincisi bu yaratma meselesine hem ontolojik hem de teolojik iki tane bakış açısı getirdiniz. Evet, bu çok doğru. Bazıları yaratma kelimesini kullanmaktan bile korkuyor ama teolojik açıdan bakıldığında işte Allah'ın zatına ait sıfatlardan değil yaratma sıfatı. İnsanda da belli edebiliyor. O noktada bir sorun yok. İşte insan yaratma sıfatını kullanırken tıpkı yaratıcısı gibi bilinme amacıyla hareket ediyor mu? Evet, hareket ediyor. Fakat tek amacı herhalde bu değil. O yazarın kafasındaki dünya ya da kendi trajedisini bize tecrübe ettirmesi, bizim bu tecrübe vasıtasıyla bir takım kötü deneyimlerden uzak durmamız ve ondan ders çıkarıyor olmamız da aslında yazmanın birinci amacı ders çıkarmak olmasa da son derece önemli. Ben bunları çok değerli buldum. Özellikle bu başta ben de birazcık anlatmaya çalışmıştım. Son 200 yılda radikal görüşlere karşı daha empatik, daha anlayışlı bir yer haline gelmeye başlaması dünyanın aslında bu edebiyatın o hissettirdiği deneyimlerle alakalı. Çünkü bu yazıdan birazcık bahsedeceğim. Diğerlerini söz hakkında kesiyorum ama burası önemli, tam yeri gelmişken. Cemal Tunçdemir'in T24'te çıkan bir yazısı. Kitaplarda okuduklarımızı unutuyorsak hala neden okumalıyız sorusu etrafında duruyordu. Şöyle bir yer var. Martin Amis'in London Fields diye bir romanı var. 2018'de uyarlanmış ve çok başarısız olmuş. Kitabın etkileyiciliğinden ve görkeminden neden çok uzak olduğunu sorguladığı yazısında buna dikkat çekiyor diyor. Bu aslında film uyarlaması yapılan birçok büyük romanın maruz kaldığı genel bir sorun. Geniş, romanın yazarı Martin Amis'in The Guardian gazetesinde bir röportajına sarf ettiği "Film gözle görüleni, roman ise insan iç dünyasını yansıtır" sözünü alarak devam ediyor. Kitap bize karakterlerin ne düşündüğünü, ne hissettiğini yansıtır, film ise ne yaptıklarını. Hiçbir film karakterlerin iç dünyasını 200 bin kelimelik bir roman kadar yansıtamaz diyor. Evet, o deneyimi kafasının içinde duyguların gelişimiyle birlikte, tepkilerin gelişimiyle birlikte o deneyimi birebir yaşayabileceğimiz tek araç aslında bir roman, bir öykü, belki de bir şiir. Bunu tiyatroda da yaşayabiliyoruz. Yani edebi metinlerde yaşıyoruz bunu. Bunun dışında sanatın diğer dallarında bunu birebir yaşayabilmemiz mümkün değil. Buna da dikkat çektiğiniz için teşekkür ediyorum. Evet. Hocam, ekleyebilir miyim? İzniniz olursa. Hocam, hep okumakla alakalı bu hani dinimizin ilk emrine atıfta bulunurlar. Hani oku emrine. Ama oku emri bir okuma yazması olmayan bir peygambere verilmiş ve orada oku dediğinde mesela Kur'an-ı Kerim de daha ortada yok. Ve burada hani eğer yazar hakkında bir şey bilmek istiyorsak aslında belki tam tersine yani yazı bir orada araç olmuyor o yazarın tanınması için. Yani orada oku dediği Allah'ın oku emrindeki maksadı yazı değil bence. Yani belki bu farklı bir şey olabilir. Hani ilim olarak okumak, mesela bir insan sarrafı dediğimizde insan sarrafı olan kişi kitaplar yoluyla olmamıştır. Veya başka hani başka yollarda tecrübe olmuştur. O yüzden yazı veya ortada yazılı eserler yazarı tanımak açısından bence gerçek bir araç değil. O oku emrindeki maksat da kitap değil gibi düşünmüştüm. Evet, çok güzel. Bu da ayrıca bir katkı oldu. Yani metinle yazar arasında bir uzaklaşma da var. O makas açılabiliyor. Çok doğru bir yöntem olmayabilir diyorsunuz. Teşekkür ediyoruz. Peki biz başka söz hakkı almayan arkadaşlardan Hatice Yıldırım'a dönelim. Hatice Hocam.
Orada mısın? Evet, buradayım hocam. Tamam. Öncelikle herkese teşekkür ediyorum. Çok farklı alanlarda farklı şeyler kazandım. O yüzden herkese teşekkür ederek başlamak istiyorum. Ben hocamın, Lale hocam mıydı? Böyle çok kışkırtıcı demişti. Ben de ona katılıyorum. Pek çok yerinde durdum. Kendimi bir kontrol ettim. Böyle midir? Hani bir gerçekliğini sorguladım yazıda. Sonra hani öznel bir değerlendirme yaptım. Yazının bana verdiği en büyük katkı buydu. Hani dedim, neden yazıyorum? Ya da biz neden yazıyoruz? Ve kaynağımız ne? Hani eğer bu kendim için bir öz değerlendirme olarak paylaşmak istiyorum. İzniniz olursa. Hocam. Ben yankı yapmasın diye mikrofonu kapatıyorum hocam. Devam et. Tamam hocam, biraz heyecanlandım. Sizden de cesaret edeceği gelmedi. Yani şöyle, tabii ki aramızda böyle yazanlar, yazmaya çalışanlar, uzun süredir edebiyatla emhal olanlar var. Fakat o tabii çok şey değil, şart değil. Sonuçta burada bulunan herkesin nitelikli birer okuyucu olduğunu, içerik okuduğunu, keyif aldığını biliyoruz. Dolayısıyla hepimizin kitaba dair, yazarlara dair, sanatçılara dair okuma maceramız için edindiğimiz fikirler var. Bunları da yansıtabiliriz. Öbür taraftan bir yandan da evet, okuyan herkes aynı zamanda yazmaya da çalışmıştır. Ben yazmıyorum, yazmayacağım, yazmak istemiyorum diyen gerçek de belki ancak milyonda birdir. O yüzden o tecrübeyi duymak da önemli. Şimdi soralım, Hatice Yıldırım neden yazıyor? Yani hocam ben şöyle bir benzetme yaptım. Çok soyut şeyler üzerinde düşünmek istemedim. Dedim ki hani hayatın içerisindeyiz hepimiz ve bu süreç içerisinde bir şeyleri duyurmaya çalışıyoruz. Ya da hem kendimize ya da başkasına anlatmaya çalışıyoruz. Yani bir çaba, bir gayret yazmak. Hayat hani bir yağmur olsun, sağanak olsun, hiç dinmeyen bir yağmur. Biz de mesela hani ev olalım, herkes bir ev olsun. Bu evin çatıları böyle çatlak çatlak, mükemmel değiliz. Hem anılarımızda hem karakterlerimizde ya da birikimlerimizde çatlaklar olabiliyor. Bu yağmur sızdırıyor ister istemez o çatılardan. Sonra bu hani evimizin içine de hasar vermemesi için böyle kap koyuyoruz içine. Ben yazıyı öyle düşündüm. Bu kabım ne zaman doluyorsa onu hani alıp boşaltıyorum. Hani benim için yazmak böyle bir eylem. Sonra tekrar koyuyorum. Hani ya benim için yazmak buydu. Affedersiniz. Peki bunu yayınlamak neresinde diye bir düşündüm. Dedim ki kendi kendime yazdım. Bir sürü şey birikse ama hiç yayınlamasam. Buna da insanın hani gönlü razı olmuyor. Bu bir onaylanmak ya da hani güzel olduğunu tasdik edilmesini beklemek gibi bir şey. En azından belli kişilerden. Böyle bir sonuca vardım. Yani herkes bilmese de olur. Ama bazıları hani bilsin ya da bu güzel olmuş desin. Hani bu tasdiği alayım gibi bir sonuca vardım. Ah, çok heyecanlandım hocam. Tamam, sorun değil. Teşekkür ederiz. Var mı daha ekleyeceğiniz hocam? Sonra hocam ben bir şey daha not almıştım. Okurken bu yazar %100 gerçek mi? Okuduğumuz şeylerden ne kadar gerçek kişiliğini yansıtıyor diye. Mesela bunu şöyle bir şeye benzetmiştim. Hani çok real bir benzetme olmayabilir ama bir oyuncu diyelim, bir aktör. 10 tane filmini izledik. Hepsinde de farklı karakterde oynuyor. Hani birisinde nefret edebiliyoruz. Birisini de sevebiliyoruz. Ama bu hani onun %100 hepsini yansıtmıyor. Karaktere göre kendi verdiği formu yansıtıyor biraz o rolde kendisini. Ben yazarı da böyle düşünüyorum ya da şairi de. Kendi yarattığı bir karakter üzerine parçaları ekliyor ama %100 kendisi değil diye düşünmüştüm, bu kadar hocam. Evet, teşekkür ediyoruz hocam. Söz hakkı almayan Mehmet Bey. Mikrofonu açarsın. Açtım. İyi akşamlar herkese. Gerçekten. İyi akşamlar, evet. Bir de sizden dinleyelim. Çok verimli, üst düzey bir tartışma oldu. Yani siz dinledikçe ben aslında birkaç not almıştım da tabii benimki de biraz aciz fikirler olarak kaldı. Sadece birkaç şey belirtmek, birkaç şey söylemek istiyorum.
Ben işin yazma kısmında değilim birçok, yani birçoğunun aksine. Amatör bir okuyucuyum, iyi bir okuyucu olmaya çalışıyorum. Ben kendi adıma her metinde yazardan izler aramayı seviyorum. Eser ne olursa olsun, yani bu romandan akademik makaleye kadar. Bence aslında yazar da metindeki karakterlerden biri. O veya bu şekilde bize bunu hissettiriyor. Yani bunu hissettiriyor. Şüphesiz birçok yazar da olamadığı ya da işte kendinden uzak bir kültürü, bir coğrafyayı, ne diyor, başka bir insanı deneyimlemek için yazıyor. Farklı bir şeyi düşlemek istiyor. Ya da ne bileyim, distopya, ütopya, fantastik kurgu gibi eserlerde yazardan bir iz aramaya çalışmalı mıyız, bulabilir miyiz? Belki o da meselenin diğer bir boyutu. Hani tamamen kendinden olmayan bir şey yazdığı için, en azından içinde bulunmadığı bir şey yazdığı için bunu söylüyorum. O şekilde bu kadar. Şimdi ben şöyle bir soru sorayım. Meslek icabı olarak, doktor olmanız hasebiyle. Biz dün arkadaşlara bir film üzerine konuştuk. Kutsal Geyiğin Ölümü diye bir film. Orada bir kalp cerrahının yaptığı bir hatanın onun ailesi üzerindeki trajik etkilerinden söz ediyordu. Cerrahlılar ve doktorların modern dünyanın tanrıları olarak görüldüğü görüşler var, eleştiriler var. Zaman zaman buna dönük yazılar falan da okuyoruz. Tanrı kompleksine girme dediğimiz bir durum var. Neden? Çünkü insanların hayatı üzerinde çok böyle kati, kesin sonuçlara ulaşabiliyor cerrahlar ya da doktorlar genel olarak. Yazarda da, peki bir okuyucu olarak bunu cevaplamanızı istiyorum. Yazarda da bu tanrı kompleksini görüyor muyuz? Çünkü yazar tamamen kahramanları üzerinde bir kontrole sahip. Ne isterse onu yaptırabilir. Fantastik bir dünya kurabilir. İşte Yüzüklerin Efendisi'nde olduğu gibi bu dünyayla aslında hiç alakası olmayan bambaşka bir alemde geçebilir hikaye. Ama sonuçta ortaya edebi bir metin çıkıyor. Ve biz yine ondan zevk alıyoruz. Böyle bir şeyin olmadığını bilmemize rağmen. İşte orada yazara tanrısal bir rol veriliyor mu acaba? Bir cerrahmış gibi tıpkı. Böyle toplumun bazı kesimlerini kesiyor, biçiyor, inceliyor. Bazılarını öne çıkarıyor, bazılarını aşağıya atıyor gibi. Ne düşünürsünüz? Ya şöyle, buna gerçekten katılırım. Yüzüklerin Efendisi'nde toplamda 3 kere falan okudum. Çok severim. Hatta en son okumamı bu sene yaptım. Şüphesiz yazar, yani ortaya koyduğu eserde eğer bu hikaye, bu romansa özellikle her şeyin mutlak hakimi. Çok nadiren metinde ucu açık şeyler bırakıyor bize. Onun haricinde başlayan, bitiren, yani karakterlerin ya da olayların kaderini belirleyen insan. Tabii bunu hani doktorlardaki ya da cerrahlardaki tanrı kompleksiyle karşılaştırabilir miyiz? Sanırım o biraz daha farklı, yani meslek olarak doktorlukta ister istemez. Çünkü İnsan hasta olduğu zaman hayatının diğer kısımlarını geri plan bırakmak zorunda kalıyor. Bilmiyorum, hastanede yatan oldum aranızda. Söz konusu sadece hastalığı oluyor. İşte kararlarını sen veriyorsun. Hatta diyorsun ki sen bundan sonra bu işi yapamazsın. Sen bundan sonra şu şekilde yaşamalısın. Şunu yapmamalısın, bunu yapmamalısın. Hayatını belirleyecek çok ciddi düzeyde şeyler söylememiz gerekiyor. Edebiyatında şüphesiz hani yazar karakterler üzerinde böyle bir etkisi vardır. O şekilde. Ama dediğim gibi yani ikisini çok aynı kefeye koymak lazım. Yazar da sonuçta doktor olarak sadece tıbbi konularda bunu söylüyorsunuz. Ama edebi bir metinde yazar karakterler üzerinde her anlamda hakim. Ya yani bu fantastik bir şey olsa bile belki oradaki işte fantastik eserlere ayrı bir başlık açmak lazım. Çünkü orada kendi içinde tutarlılık diye bir şey var. Yani birçok fantastik şey yazılıyor, çiziliyor. Ben de lisedeyken bayağı bir okumuştum. Tabii artık daha seçici oluyor insan. Ama birçoğundaki temel sıkıntı da bu. Kendi içinde ne kadar tutarlı? Mesela Yüzüklerin Efendisi kendi içinde haddinden fazla tutarlı. Çünkü ortaya koyduğu gerçeklik, yani dünyanın gerçekliğine yakın. Yani filmde çok anlatılmaz. Film muhtemelen izlemişsinizdir ama kitabında ayrı ayrı ırklar, insanlar, kültürler, folklorik özellikler, halk şarkıları, ayrı ayrı alfabeler, yazılar, yani çok 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 üst düzey bir tanrısallık var. Berkan'ın tövbe estağfurullah demek lazım ama cidden böyle her şeyini başından sonuna kadar test etmiş, oluşturmuş tüm kahramanların serüveni, ayrı ayrı tüm karakterlerin başından geçen serüvenlerin üzerine mutlak bir hakim. Ama dedim ki, hani kendi adıma çok doktorlardaki o
tanrısallık kompleksiyle yazarınkini çok aynı kefeye koymak lazım diye düşünüyorum. Aslında benziyor ama genelde bence aynı şey değil bu şekilde. Evet, teşekkür ediyoruz. Peki konuşmayan kaldı mı? Sanırım tüm arkadaşlarımızı söz hakkı verdik. Şey aramızda mı acaba? Hatice Tarkan Doğanay. Hatice Hanım burada mısınız? Merhabalar. Evet buradayım. Biraz kopuk kopuk oldu benimki. Ev biraz yoğun. Ama dinlemeye çalıştım. Gittim geldim mutfağa. Biraz da sizin kadar dersime çalışamadım. Bitiremedim bunları ama okuyacağım. Şimdi dinledim tabii sizi. Büyük çoğunlukla dinledim. Niçin yazıyoruz demiştiniz. Hani Muhammed Bey siz bahsetmiştiniz. Tanınmak ve sevinmek için. Bunu bilemiyorum. Hani yazan bir kişi olarak sanki benimle pek oturmuyor mesela. Bundan bahsetmek istiyorum. Hani bir yaratmanın hazzı, hazzından bahsettik. Evet ontolojik temelde de olabilir ama yaratmanın hazzı farklı bir şey. Yaratmak bir şey, koymak ortaya. Bu hazdan dolayı kendi adıma yazdığımızı düşünüyorum. Kendi adıma en azından öyle. Bir de sanırım belki çocukluktan kalma bir şey ispat etmek. Mesela insan sevdiğine kendini ispat etmek ister. Ben hep babamı kendimi en iyi şekilde ispat etmek istemişimdir. Belki böyle bir şey de olabilir diye düşünüyorum kendim için açıkçası. Şimdi yazarlar kimilerinin travmaları var. İşte tecrübeleri, deneyimleri, çocuklukları ki yazmak için çok büyük bir mahzen benim için. Çocuklukta yaşadıklarımız ve gözlemlerimiz, çocukluk gözlemlerimiz ve empati yeteneği de tabii çok önemli. Siz bahsettiniz Muhammed Bey, empati yeteneğinin edebiyattan ötürü, edebi eserlerden ötürü geliştiğini. Bu da mümkün ve güzel bir bilgi oldu benim için. Ben de açıkçası biraz Nabokov gibi çocukça konuşuyor olabilirim. Yani kendimi iyi ifade, bazı insanlar güzel konuşamazlar. Ama evet müthiş bir yetenektir. Çok iyi ifade, yazarken kendini çok iyi ifade ederler. Hani burada Nabokov'un dar görüşlü olduğunu ya da çocukça konuştuğunu, çocuk gibi konuştuğundan falan bahsetti bu metin. Yani bu mesela bir okuyucu nasıl etkiler? Beni etkilemiyor. Şimdi duruma göre değişiyor daha doğrusu. Ben bazı konuları ayırdım şimdi. Bu beni etkilemez. Hatta dar görüşlü evet belki birazcık hani beni etkileyebilir ama eserlerine bakış açımı etkilemez. Ben kendi deneyimlerimden biraz bahsetmek istiyorum. Kusura bakmayın ben de çok heyecanlıyım ve sizler kadar konuşmuyorum öğretmen olmadığım için. Şimdi kimi yazarlarımız mesela çirkinlik sanrısı olan yazarlarımız var. Ahmet Haşim gibi, Reşat Nuri Güntekin gibi ya da Cahit Sıtkı gibi ki Ahmet Haşim'in kendi arkadaşlarının dostlarının kafasıyla ilgili yaptığı esprilerden dolayı bunu bir şiirine bile yansıttı. Başım diye bir şiiri var. Siz de pek çoğunuz bilirsiniz. Cehennemde yetişmiş bir kafadan diyor kendi kafası için. Ondan sonra işte mesela bunu bilmek, kendi kişisel özelliğini, işte suç içeği çıkmış yüzünde bunun şiirlerine yansıması. Bu benim için okuduğum şiiri ya da romanı ya da metni işte tamamlayıcı bir özellik olduğunu düşünüyorum. Alexandra Dumas'ın mesela çok fazla çapkın olması, 40 sevgilisini birden idare etmesi, işte evlilik dışı çocuklarının olması, bunları bilmek mesela bir kadını, aldatılmış bir kadını etkileyebilir, nefret duyabilir ve bir daha onun kitaplarını okumayabilir. Pek çok yönlü bir şey aslında bu bence. Böyle olduğunu düşünüyorum. Hüseyin Rahmi Gürpınar'ın örgüyü çok sevdiğini, işte yazı yazmadığı ya da okumadığı zamanlarda örgü ördüğünü duymuştum. Bu nasıl etkileyebilir? Bu da güzel bence. Bunları bilmek, yazarın bazı özelliklerini bilmek gerçekten okuyucu için tamamlayıcı olabiliyor. Güzel olabiliyor, sempatik olabiliyor. Ama bir gün bir bilgi öğrendiğimde örneğin mesela bir yazarın ya da bir şairin silah zoruyla işte küçük bir çocuğa tecavüz ettiğini, etmeye yeltendiğini öğrendiğim zaman ve sevdiğim şiirleri de varsa hani aynaya bakıp bir sorguladım açıkçası kendimi. Hani kim ressamları resmi, şiirle şairi, işte filmle yönetmeni net bir şekilde
cesaret, yani ayırmayı cesaret edebilir. Bunu bilmiyorum ama galiba bunu ben bir okuyucu olarak da, yazar olarak da pek yapamadım. Yani evet, yazarın kişilik eserlerinin önüne geçmemeli. Özellikle kurgusal metinlerde o bir zeka göstergesi. Büyük bir hayal dünyasının genişliği. Bu kurgusal metinleri, kurgusal öyküleri, romanları ayrı tutuyorum. Yani sonuçta Grunch'ın muhteşem böyle cinayet, ince ince cinayet yazar mesela. Ben de hemşire okurken dehşete kapılıyorum. Yani bunu gerçekten yaşamak istediğini mi hiç düşünmedim. Bunları ayrı tutuyorum ama yazarın kişiliğinin eserlerinin önüne geçmemeli. Bunu geçmemesi gerektiğini düşünüyorum. Fakat dediğim gibi dayak atan şairler eşine, sevgilisine veyahut da dediğim gibi hayatında küçük bir çocuğa ya da birilerine tecavüz etme eğiliminde bulunan şairler, yazarlar, bunları açıkçası cesaret edemiyorum. Hani okumaya cesaret edemiyorum. Böyle söyleyeyim. Şimdi ben evet, görüntü dondu sanırım. Şeyden de düştü. Evet. Peki tekrar bağlanırsa Hatice Hanım da... gelebiliyor mu? Yok. Bakıyorum. Sanırım bir bağlantı sorunu yaşıyor Hatice Hanım. Peki şöyle toparlamak mümkün. Bacon'ın çok hoş bir sözü var. Okumak ve yazmakla ilgili. Diyor ki Bacon, okumak olgunlaştırır, konuşmak ustalaştırır, yazmak somut bilgi ve deneyim kazandırır diyor. Yazarken aslında bir bilgi sahibi de oluyoruz. Yazdıkça biz de öğreniyoruz çünkü. Bunu da söylüyor. Peki Hatice Hanım gelirse kaldığı yerden devam etmesi için ona söz hakkı veririz ama vaktimiz de doluyor. Bir iki cümleyle toparlamak istedikleriniz varsa onları alalım. Kimlerden şöyle şey yapabiliriz? Kim söz hakkı almak ister? Buyurun dinleyelim. Muhammed Hocam. Buyurun İsmail Hocam. Şimdi bir örnek, bir analoji olması açısından söylüyorum. Yazarın çok detaylı hayatıyla ilgilenmemek adına araştırmasını yaptığım bir yazar eşiyle, tabii kendisi vefat etmiş, eşiyle bir mülakat gerçekleştirdik. Ben ona şöyle bir soru sormuştum. Şiirler yazan, Varlık Dergisi'nde şiirler yazan, hikayeler yazan bir isim. Demiştim ki, önceki hayatını üretmiş olduğu sanatsal metinleri çok araştırdınız mı, baktınız mı? Kendisi de ressam, kendisi de sanatla ilgilenen birisi. Şiirlerini okudum dedi. Zaten en çok şiirlerine vuruldum. Bana da güzel şiirler yazdı. Çok güzel şiir kitapları hediye etti bana. Tarihinde bir şeyler söylemişti. Orada materyal almam gerekiyordu. Bazı kaynaklar dışarıda bulamıyordum. O kitaplardan birisini getirdi bana, o şiir kitaplarından birisini. Dedi ki, bu dedi bana hatta hediye ettiği şiir kitaplarından birisidir. Şiir kitabının ilk sayfasını açtım, işte şöyle bir ibare: Nuru Aynun, gözümün nuru, gelecekteki çocuklarımın annesi, Ülkü'ye, eşinin ismi Ülkü'ydü. Çok hoşuma gitmişti o. Sonra eve geldiğimde araştırma yaparken şeyin, o yazmış olduğu yazının yapıştırma olduğunu fark ettim. Yapıştırmayı kaldırdığımda aynı ifadelerle Emine'ye diye bir ifade var. Yani daha önce o kitap başka birine hediye edilmiş. Vallahi hocam, bu edebiyat tarihinde şu anda bir şey. Nasıl yani? Şunu demek istiyorum. Yani çok detaya inersek böyle bir aşk olmayacak. Ömür boyu da çok güzel bir aşkla devam etmişler. Ve edebiyata da o kadar ilgi olmayacak bu ülkanın. Çok fazla detaya indiğimizde edebiyatın büyüsü de kalkıyor gibi geldi bana. Evet. Onu da bitirecek. Yani metni, evet, çok fazla belki değiştirmek gerekiyor. Yine Umberto Eco'nun yorum ve aşı yorum diye bir şeyi var. Konferans serisi var. Onun kitaplaştırılmış şeyi. Tabii birçok kısım aslında bizi ilgilendirmiyor. Batı edebiyatı ile ilgili ama orada da çok üzerinde durabileceğimiz güzel şeyler vardı. Bazen metni anlamak için o kadar çok değişiyoruz ki geriye metinden elimizde bir şey kalmıyor. Hani bu bir... Evet. İnsan vücudunu anlamak için kadavralarla çalışıyor doktorlar, işte açıyorlar, inceliyorlar falan. Çok uzun süre çalışıldığı zaman artık o kadavra insana benzememeye başlıyor. Tamamen insan olmaktan uzaklaşıyor. Metinle biraz öyle oluyor. Tadında bırakacağız. Onun bir ayarı var ama o ayarın işte somut bir tanımı yok. Öyle bir sıkıntımız var. Peki Murat Serdar
Bey'den devam edelim. Son sözlerinizi alalım, buyurun. Eyvallah. Şunu söylemek isterim. Bu biyografik mesele üzerinde eserin içerisinde yazarı çok fazla arama meselesinin çok ya da yazarın çok göz önünde olması meselesinin şöyle hastalıklı bir tarafı olduğunu düşünüyorum. Şimdi şiirin içerisinde şair, romanın içerisinde bizzat eser sahibini aradım istakladı. Bu sefer otosansüre sevk etme ihtimali. Yani çünkü hepimiz insanız ve hepimiz edebiyatın esasen varlıksal o ontolojik durumu şununla alakalı. Eğer siz bir perde arkasından konuşuyorsanız şunu çok net yaparsınız. Bütün yaralarınızı aşikar edebilirsiniz çünkü konuşan eserin kendisidir. Siz değilsiniz, orada siz yoksunuz. Ama eğer bu şuna dönüşürse hani doğrudan konuşan artık eser değil de siz olduğunuz bilinir hale gelirse bu takdirde ya otosansüre yol açma durumu var. Yani siz yaralarınızı artık eskisi gibi aşikar etmemeye başlarsınız. Kendinize yalan söylemiş olursunuz ki bu çok tehlikeli bir şey bence. Ki nitekim bu seri üretim yapan yazarlarda ben bu tehlikeli hastalıklı durumu ilk eserle sonradan peşinden gelenler arasında çok net görebiliyorsunuz. Yani yazar popüler olduktan sonra artık kendinde bir misyon sahibi olduğunu hissetme, adletme duygusu yahut da artık o perdenin arkasından değil de önünden konuşmanın verdiği o şehvet duygusu belki bilmiyorum. Hani nasıl söylenir? Artık sizi kendinizle çatışmaya, yalan söylemeye itme ihtimali var. Örneklemek gerekirse postmodern durumla alakalı en son işte güncel örnek olması açısından Emrah Serbest meselesi var mesela. Yani siz şahsi hayatınızda, özel hayatınızdaki ahlaki bir mesele sizin ahlaki bir tercih sizin bütün eserlerinizde sorgulanabilir hale gelir o saatten sonra. Çünkü siz artık popüler kültür malzemesisinizdir. Yani tam ifade etmekte zorlandım belki ama yani onun bir sınırı olmalı diye düşünüyorum. Hem yazarın kendisini öne çıkartmasının bir sınırı olmalı hem de metnin içerisinde, şiirin içerisinde şairi aramak yahut da yani popüler örnek açısından mesela Mona Rosa örneği çok bilindik örnektir. Keşke popüler kültür miti haline dönüşmese. Yani keşke biz onun akrostiş bir şiir olduğundan hiç haberdar olmasaydık mesela. Örneklemek açısından, kolaylık açısından söylüyorum. Çünkü artık o saatten sonra perdenin önüne Sezai Karakoç gibi bir insanı koymuş olmak gibi bir yazık durum oluşuyor. Ya da işte yakın zamanın popüler tartışması işte birileri Sezai Bey'in Düşün kitaplarından birisini dağıtmaya başladığı anda onun bütün edebi kimliği de sanki yokmuş gibi bir anda tırpanlanırmış gibi bir mitazı. Yani dolayısıyla bunlar bilhassa bizimki gibi duygusal tırnak içerisinde olumsuz manada söylüyorum bunu toplumlar için hastalıklı bir duruma yol açabiliyor. Ve işte büyük yazar, büyük şair sayabileceğimiz birçok insan için bunlar mevcut. Mesela işte klasik beklenen yazar edebi esinini üretsin ama herhangi bir toplumsal meselede konuşmaya başladığı anda artık yani perdenin arkasından değil önünden isim olarak konuşmaya başladığı anda vay sen o şiirleri yazan adam mıydın? Yazık sana durumu. İsmet Özel örneği mesela ideolojik tercihlerle yola çıkılan bir okuma. İşte bu tür durumlar yazarla okur arasındaki bağ rabıtayı koparan veya ifsat eden şeyler. Yani sizi belli bir düşünce kalıbın, belli bir mahalle kalıbının içerisine okumak zorunda bırakan şeyler de bu. Yani şunu yapmıyorsanız eğer, özet olarak, misal bir çocuk kitabı yazmıyorsanız eğer, çok özür dilerim, en uç olması açısından örnek veriyorum, ensest meselesine dahi dokunsanız ben şunu söylememeliyim. Ha bu yazar bunu olumluyor, övüyor dememeliyim. Çünkü orada bambaşka bir meseleden bahsedebilirsiniz. Çünkü yetişkin bir okur en fazla o kitabı kapatır ve bunu ben okumayacağım tercihi. Bu kadar. Ama bunun ötesinde yazarın kişiliğini taşlama noktasına varması işte yazarın o ön planda olması meselesiyle alakalı. Yani popüler kültür malzemesine dönüşme ihtimaliniz çok daha artıyor özet olarak. Evet. Şöyle bir küçük katkı. Çok teşekkür ediyorum. Güzel şeylerdi. Şimdi yazarın bagajından söz ettik ya başta. Okurun da bagajı var aslında. Okur da kendi deneyimi, tecrübesi, fikri, ideolojisi, özellikle de Türkiye gibi ülkelerde ideolojik olarak meseleye bakmak okur için ciddi bir bagaj. Halbuki böyle bir önyargıya gerek yok. Yani
tanımak zenginleşmektir. Fikirsel anlamda zaten uyuşmak zorunda değiliz. Binlerce on binlerce farklı fikir olabilir. Korkmamak gerekiyor bundan belki. Peki başka söz var. Bizde belki etiketleme ihtiyacından daha bir şey olduğu için tehlikeli. Neyden dolayı dediniz? Etiketleme ihtiyacından doğduğu için tehlikeli belki tanımak. Yani şey gibi, takım tutar gibi. Bizim taraf daha kalabalık. Bak bizim stadyumda aynen öyle. Herkes 160 desibel ses duyuluyor falan. Böyle bir şey halindeyiz. Propaganda halindeyiz. Bakalım inşallah bunlar aşılacak şeyler. Aşılmayacak şeyler değil. Önümüzdeki yıllarda ya 20-30 yıl öncesine göre iyi durumdayız gibi geliyor bana ama inşallah 20-30 yıl sonrasında daha mutlu oluruz. Belki bu konuları yeniden konuşma fırsatımız olur. Başka tefak kalmak isteyen Lale Hocam bir şeyler eklemek isterseniz buyurun. Çok önemli. 3 tane cümlem var. Birincisi hep dönüyoruz dolaşıyoruz. Hangi konuyu konuşuyor olursak olalım. Doğru değerlendirmek aslında nedir mevzusuna geliyoruz gibime geliyor. Neyi değerlendiriyor olursak olalım. Bir kere bu doğru değerlendirmenin koşulları mevzusunu düşünsel olarak çok iyi oturtmamız lazım. Çünkü çok farklı yerlere kayma sıkıntısı oluşabiliyor neyle konuştuğumuza bağlı olarak. Birinci söylemek istediğim şey bu. İkincisi de ben kitapta bir yeri çok beğen, yani bir sürü yer sempatik gelmişti ama bir yerini okumak istiyorum size. Kurgu ile gerçek yaşam arasındaki ilişki çoğunlukla dağınık ve kaypak, en iyi ihtimalle de anlaşılmazdır. Bu ilişki asla gerçek bir aktarma değildir ve gerçek yaşamla uydurmanın ne olduğunu bulmaya uygun değildir. Kurgu nihai ya da yalın bir doğruya böyle bir şeye gelemez. Yaratıcı sürecin karmaşık kimyasından geçtikten sonra hiçbir sahne, kişi ya da sır değişime uğramazlık etmemiştir. Şeklinde bir yerine söylemek istiyorum ve şöyle bitirmek istiyorum kendi adıma konuşmamı. Hep okuryazarlıktan bahsediyoruz ya, bu az önce kutsal kitapla ilgili olarak, yani hani bir şekilde olayın ilahiyat boyutuyla ilgili olarak konuştuklarımız bana şunu düşündürdü. Bununla bitirmek istedim. İçimden öyle geldi. Çünkü o açtı aslında bunun kafamda oluşmasını, o konuşma. Hep başkalarının kitaplarını okurken okuryazarlıktan söz ediyoruz ya, biz bu okuryazarlık meselesini halletmeliyiz bence. Çünkü bir de olayın kendi içimizdeki kitabı okuma meselesi var. Oradaki okur yazarlığı ne yapacağız diyerek cümlemi bitirmek istiyorum. Herkese çok teşekkür ederim. Çok güzel bir konuşmaydı hep birlikte. Biz teşekkür ediyoruz hocam. Sağ olun. Başka söz hakkı almak isteyen, ekleyecek bir şeyleri varsa toparlayalım arkadaşlar. Var mı? Pek bir atak gelmiyor. Peki. Bitmiş, kabul edelim. Ben ekleyebilirim. Evet, buyurun Hatice Hanım. Bütün konuşmaların sonucunda vardığımız şey aslında benim açımdan, yani kendi bakış açımdan söylüyorum. Okumak bir aslında yolculuk. Herkesin okuma serüveni kişiden kişiye değişiyor. Kimi insan bir kitabı alıp okuyup kenara koyuyor ki benim geçmişteki okumalarım böyleydi. Kimisi de işte yazarını araştırmak, onun hayatını bilmek ve kitapla beraber bir bütün oluşturmak şeklinde bir okuma gerçekleştiriyor. Ve okuduğu şey asla yazarın dünyasıyla sınırlı değil. Aksine Lale Hanım'ın da dediği gibi aslında okumak bir inşa süreci. Bunları eklemek istedim. Teşekkür ederim. Çok güzel bir programdı. Evet, biz teşekkür ediyoruz. Başka var mı eklemek istediğiniz bir şey arkadaşlar? Yani sözünüzü kesmek istemem. Herhalde yok. Var mı? Yalnız farkında mısınız? Ayrılamıyoruz. Evet, ama şeyi bir gün, saat ve süre bir disiplin haline getirmek istiyorum ben bu konuda. Ne yapayım? Ayrılamıyoruz. Evet, herkese iyi bayramlar diliyorum. Bu bayram biraz buruk geçiyor. Birçoğumuz ailelerimizden uzaktayız. Meslek icabı olarak ya da şehirlerimizde giriş çıkış kontrollü olduğu için çıkmamız mümkün değil. Bu bayram birazcık buruk bir bayram ama bunu da görmek, bunu da yaşamak varmış diyelim. Haftaya yine güzel bir metin var. Ben birazdan gruba atacağım. Baştan böyle takvim halinde yayınlamak istemiyorum. Biraz sürpriz olsun. Görünce bununla mı uğraşacağız diyelim.
Sürprizli olsun istiyorum. Yine böyle kısa, çok uzun değil. Belki 20-30 sayfa. Ben de bilmiyorum şu an. Bakmam lazım. Yoksa hepsini başta seçtim ama. Bir metinle haftaya aynı gün ve saatte beraberiz inşallah diyelim. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. İyi bayramlar herkese. İyi bayramlar herkese.